Mutlu günler 90A'ya, hoş geldiniz. Yeni sezonda, canlı yayında 90A'da sizlerle birlikteyiz. Kemal Belgin, Güven Taner ve Levent Tüzemen her zaman olduğu gibi 90A'da stüdyomuzda konuklarımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, evet. İyi, hoş geldi. sezon İyi sezonlar. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun diyerek başlayalım. Dilerim öyle olur. Aynen. Hoş bulduk, hayırlı olsun. Sağlıklı İlk hafta olsun. maçları tamamlandı. Ee, sürpriz sonuçlar vardı. Yeni çıkan takımdan aldıkları galibiyetler dikkat çekti. İlk haftaya dev bir maçla başladık. Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasıyla tüm haftaya değerlendireceğiz değerli konuklarımızla birlikte. Haftanın maçıyla başlayalım. Trabzonspor Beşiktaş'ı konuk etti. Süper Lig'de sezonun ilk hafta mücadelesinde ve Beşiktaş sağdan 3 1lik galibiyetle 3 puanlarla taraf oldu. Güven Taner sizinle başlayalım. Beşiktaş Sergen Yalçı'nın geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Covid-19 sebebiyle Evde olduğu karşılaşmayı Trabzon'da kazandı. Hatta uzaktan eğitim esprileri de yapıldı bu maça dair. Vallahi eğitim değil ama uzaktan bir etki yapmış. En azından aklını takımın üstüne koyabilmiş, düşüncelerini takımın üstüne koyabilmiş. O bakımdan hem geçmiş olsun diyorum COVID-19 için hem de kutluyorum Sergen Yalçın'ı. Çünkü her teknik direktörün düşüncesi, her takımın üzerine geçmiyor. Onu geçirebilmek de var. Yani doğruyu düşünüp doğruyu uygulatabilmek. Hı hı. Neydi Sergen Yalçın'ın esprisi yani uygulatabildiği takımına? Şu Beşiktaş ne yapacağını çok bilememiş bir takım. Kadrosu eksik. Kadrosu iki türlü eksik. Yani bir geçen yıldan 10 kişi gitmiş, hı hı. yerine 5-6 kişi gelmiş ama o 5-6'nın birkaçı daha e, devreye girememiş. Devreye girenler de formunu tutamamış. Yani bir takım kimliği henüz oluşmamış. Ve Beşiktaş'ta öyle adamlar var ki bana göre Boyd gibi, işte Larin gibi e, onlarla e, Beşiktaş takımının e, ne bileyim, Golcülüğünü gol yani gol umudunu üretmek büyük bir şey ee, iyi niyettir bana göre çünkü o insanlar kendi kapasitelerinin maksimumunu sahada göstermelerine rağmen Beşiktaş'ın ihtiyacı olan çizgiye ulaşamıyorlar yani bu bir e, gerçek ama e, iş ahlaklarına e, diyecek yok gayet iyi e, görevlerini yapmanın peşindeler şimdi ligin ilk maçı tam hazır değilsiniz. Kadronuz hazır değil. Hem eksik hem e, form durumunda eksikliği var. İki yani mevcudunda eksik tarafı var. Gidiyorsunuz hocanız başınızda değil, fiilen başınızda değil. E, karşınızda e, bir yıl önce daha şampiyonluğa oynamış çok iddialı bir takım var. Ama o takımın da bazı sorunları var. Kupa şampiyonu. Kupa Tabii. şampiyonu olmuş iddialı ve evinde oynayan bir takım. Yani her şey Beşiktaş'ın aleyhine görünüyor kağıt üzerinde. Şimdi böyle bir durumda bir takımın hocası ne yapar? Bir hocanın yapabileceği şey, hani bizde şey vardı ya, bir hamaset, kahramanlık, cesaret gösterileri vardır. Ama onun dayanağı yoktur. Şimdi beşiktaşta o kadar kahramanlık gösterecek, lafla kahramanlık gösterecek bir dayanak yoktu biraz Hı -hı. önce saydık neden olmadığını. Ee, yani. Ben Beşiktaş'ım. Kim geçer beni? Ben şöyle oynarım. Ben benim tarihim şudur falan. İyi ama bugün ne yapacaksın? Bugünkü olanakların, bu maçtaki olanakların ne çizgide onu iyi görmek lazım. Sergen Yalçın'ı alkışladığım nokta bu. Yani Sergen Yalçın Beşiktaş takımının bugünkü kapasitesinin ne olduğunu hepimizden iyi gördü ve ona göre Beşiktaş'ı sahada e, oynatmaya çalıştı ve Beşiktaş takımı da sahada bunu yaptı. Bunu yaparken Sergen Yalçı'nın e, en büyük avantajı şu oldu. Trabzonspor'da karşısındaki e, biraz önce saydığımız ya geçen yıldan gelen güzellikleri olan bir takımında Trabzonspor'un da sorunları vardı. Bir defa Sörlot gibi bir adam şeyin programın sonunda dile getireceğim ben başlığını söyleyeyim. Sörlot'un Trabzonspor'a yaptığı iş ahlaksızlığı altanın olayıdır. Böyle şey olmaz. Hı -hı. Yani gidersiniz ama nasıl gidersiniz? Onun da bir yolu yordamı var. Bu gidip kaçar gibi kaybolup sonra... Ki Norveçli yani disiplin kralı. Ya şimdi onu Her zaman söylersiniz <laughs> de Onu söylersiniz onu söyle. Onu onu işte şeyde telefonlarını açmıyor amice. E yani olacak şey değil. Bu bu ahlaksızlıktır yani. Apa, apaçık ahlaksızlıktır. Ee, Trabzon şeye gelelim. Tekrar futbola dönersek, Beşiktaş'a dönersek Beşiktaş Sorunlarına rağmen oyunu yavaşlatarak e, savunmasını yani takım savunmasını elinden geldiğince uygulayarak Trabzonspor'un eksiklerini de bilerek ne bileyim işte Vakeme gibi e, Ekuban gibi Abdülkadir Ömür gibi hücum silahlarında alan daraltarak kilitleyerek onlara hı hı. E, geçit vermeyerek e, oyunu sürdürdü ama. Bu oyun böyle yani topu rakibe verip sadece kendini, kendi oynaman rakibi oynatmamak üzerine kurulduğunda e, topa hakim olan Trabzonspor bununla bir yaratıcılık gösteremedi. Ne? Şut becerisi gösteremedi. Ne bileyim verkaçlar yapamadı. Bilmem savunma arkasına top atamadı. Oraya adam koşturamadı. Buna da Beşiktaş e, olanak tanımadı. Ama öyle bir e, temposuz, soğuk bir futbol oynanmaya başladı ki yani Beşiktaşlı da eyvah ne olacak halimiz diye düşünüyordu. Belki Trabzonspor, Trabzonspor hücumda atak görünüyordu. Ama işte 28 mi 29. dakikada Boyut'un e, o güzel şutundan elde edilen Beşiktaş golüyle Beşiktaş'a bir yani o gol Beşiktaş'a bir hayat öpücüğü gibi geldi. Beşiktaş bir silkindi. Ya ben de Beşiktaş'ın bir şeyler yapabilirim duygusu, o özgüveni yakaladı. Evet. Trabzonspor'da e, maalesef tam tersine bir e, maalesef diyorum çünkü Trabzonspor adına e, kendi sahasında oynuyor. Trabzonspor'da da bir e, oyunda bir durgunluk, bir gerileme, bir tedirginlik e, söz konusu oldu. Ondan sonra da e, Beşiktaş'ın oyun anlayışı, oyun yapısı. Devam etti. Devre bitti. İkinci yarı başladı. 64. dakikaya kadar bu iş böyle gitti. 64. dakikada bir penaltı kararı var. Penaltı kararı üzerinde de biraz... E, şimdi mi çok, duralım sonra çok mı duralım? Çok tartışıldı. Çok Sersiz tartışıldı. tartışılan pozisyonlar çok, yapalım. onu. Aha, o, on, penaltı kararından sonra aynı zamanda e, şeyin e, neydi? Tronsen yeni oyuncu Tronsen'in... E, Kırmızı kartta görmesi zaten ürkekleşmiş, tedirginleşmiş. Trabzonspor'u daha tedirgin hale getirdi. Beşiktaş'ı da oyun ilkelerini e, kabul ettirme şansı verdi. Bir Turgol de bolle sıfır oldu. Flavio Flavio Kırmızı özür dilerim. Tronsen e, sakatlıktan ötürü e, oynamadı. Flavio. Tronsen'i de konuşacağım çünkü. Hı hı. E, uzun süreli sakatlandığı için onu da bir konu yapalım. Lütfen tabii, ileride tabii. sor. Ee, o sakatlıklardan kulüplerin çektiği bir zararlar var. Bunun irdelenmesi lazım. Hı hı. Ee, tabii futbolcu suçlu değil sakatlandığı için ama. Yani Beşiktaş bu şeyden sonra ben e, izlerken şunu da düşündüm. Niye hala Trabzonspor'da pek e, batan e, rahatsız eden bir futbol oynayamıyor? Beşiktaş neden yavaş kalıyor? Hem bir eksik rakibi niye ee, öne çıktığı zaman rakip 2-1 2-0 olduktan sonra da daha çok çıkmaya başladı Trabzonspor. Beşiktaş'a hücum alanları bıraktı. Beşiktaş o hücum alanlarını tempolu bir şekilde kullanmak istemedi. Yavaş yavaş gene pasla, yan pasla, öne pasla falan ama topu kendinde tutarak bu sefer. Çünkü ilk dev, maçın ilk yarısında e, 64'e 36 idi topa sahip olma. Maçın sonunda Gerçi tabii bir sürede e, eksik oynadı Trabzonspor. Bu eşitlendi. E, şimdi Beşiktaş'ın o dönemdeki yavaşlığı e, dikkat çekiciydi. Yanlış gibi geldi bana. Ama netice itibariyle e, gene de Beşiktaş o dönemde de pozisyonlar üretti. Öne çıkan Trabzonspor'un e, arkadaki bıraktığı boşlukları kullanarak o pozisyonları da değiştirdi. Üretirken ilkesi değişmemesi yani oyun disiplinini koruması da Beşiktaş için bir e, olumlu nottu. Daha bu Beşiktaş'ı açarız arkadaşlarımla konuştuktan sonra ama şunu söyleyeyim. Ligin ilk maçında sorunlar varken başında teknik direktörün yokken deplasmanda Trabzonspor gibi büyük bir takımla oynarken maçı farklı bir şekilde kazanmak çok güzel. Yani üç gol atıp belki 3 gol kaçarmak çok güzel ama bu futbol bu futbol 40 maçlık maraton değil mi? Evet. 40 maçlık maraton için bir e, ne bileyim büyük bir mutlu son vaat etmiyor. Bu futboldan ben bir vaat çıkaramadım. Beşiktaş'ın da birçok eksiği var. Bunların da tamamlanması gerekir. Peki Levent Tüzeme'ye de, de soralım. Beşiktaş aslında biraz kazanırken de eleştirildi ki Güven abi de ona en son cümlesinde vurgu yaptı. Trabzonspor'un Mücadele etmemesi kötü futbol değil. Mücadele etmemesi çok eleştirildi. Ligin daha ilk haftasında oynanan dev maçta Levent Üzemen neler söyler bu maça dair? Şimdi e, basketbol dünyasının ünlü yazı Michael Jordan'ın bir sözü var biliyorsun. Yıldızlarla maç kazanırsınız, takım olursanız büyük başarılara imza atarsınız. Sonuçta da şampiyon olursunuz diye. Şimdi e, iki takım arasındaki fark neydi? Ben Beşiktaş'ın... Sergen'le bu dönemine baktığım zaman elini dokanmadığı bir 45 dakika var. O da Pavak maçında. İkinci yarı dokundu elini. Hı hı. Maç biliyorsun 0-0 ve Beşiktaş elendi. Aslında ikinci yarıdaki dokunuşunu birinci golden sonra Yunanistan'da yapsaydı belki de Beşiktaş takımı Şampiyonlar Ligi elemesine devam edecekti. Şimdi Beşiktaş takımında Güver abinin söylediği 10 oyuncu doğrudur. Ama benim için bundan isimli Ruiz, Caner, Gökhan, Elneni, Burak, Diaby, bu etek ve Enkodu sakat. Bu tür oyuncular yok. Birden beri bir takımdan bu oyuncuları alıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Ve yepyeni e bir takım saydıklarında 6 7 oldu. ama evet. 10 tanenin hepsini bilmediğim için ben evet. benim için önemli ya olanları o söyledim. Bekler öteki falan, Boşu falan. Yani evet. Diabi'ye boşa 10 kaldı geride. Doğrudur yani. ama bunlar ilk 11 oyuncuları Hı -hı. genelde ve yok buradan yeni bir takım yaratıyorsunuz. Ben Beşiktaş takımına 3 tane e, oyuncu geldi. En sakalı, Wellington, Mensa. Bonservis ödemediler üçüne de. Bunlar nokta transferler. Beşiktaş maçını izlerken şunu yaptım. İlk defa rakibi tartan, alan savunması yapan, topu rakibe veren, golü bulduktan sonra da oyunun nasıl oynanacağını gören bir Beşiktaş takımı. Takım halinde. Ben de bunu nazizan olarak şuna emredim. Beşiktaş'ta bir kolej takımı havası gördüm dedim. Kolej takımları böyledir. Yani ben de kolejde okudum. Ee, özellikle e, Kemal abi de okudu. Bilir bu tür şeyleri. Kolej ruhu başkadır. Beşiktaş takımının mücadele anlamında yine kulaklığı buna çınlatmıştım maçı izlerken Kemal abinin. Sağ bek işi yaramayan Necip oynadı. Genelde <laughs> e, göndermek istenilen Necip oynadı yani. O bu doğruyu yapan Sergen Hoca maalesef ilk yarısında yapmadı ki Necip oyun içindeydi. O kolej takımı içerisinde herkes birbirine yardım etti. Herkes birbirle ortak savunma yaptı. Oyun disiplini, iş alak oyuncuların ortadaydı. Herkes kendi kalitesi doğrusunda oynadı. Bu beş taşı benim gözlemlediğim olay bu. Ama Trabzonspor'a gelince 3 tane oyuncu çıktı Trabzonspor'dan. Novak, Sosa, Charlotte. Trabzon heybeti gitmiş ya. Yani Trabzon öyle bir de güç kaybetmiş ki deve dişi gibi üç oyuncuyu kaybetmiş. Sanki öbür futbolcular yani öksüz kalmış gibi. Oyunun orta sahasına bakıyorum. MvKM geliyor, top, top alıyor. Eküben geliyor top oluyor. Bunlar Trabzon'da Sosa, Novak ve Şorlat oyun zaman alan oyuncular değil ki. Toplar bunlara geliyordu. Bunlar hücum organizasyonlarını düzenleyen oyunculardı. Abdülkadir Ömür bu bir ölçüde organize etmeye çalışıyor hücumu falan. Ya yani Trabzon'un sorunu daha büyük. Beşiktaş bu oyun anlayışı içerisinde, bu kolej yolunun içerisinde belli noktalara yeni oyuncular ekebilir. Nedir bu? Soğuz'a mesela. Bizim bildiğimiz soğuzlasa Beşiktaş'ın orta sahasında el ne efekti bize yaratır. Mensah çok daha özgür olabilir ki oyuna giren oyunculara bakıyorum Beşiktaş'ta. Laiç giriyor, Lens giriyor, girdikten sonra gol atıyor. Kulübe de bu konuda da çok zengin. Dolayısıyla yani Beşiktaş'ın... Doğru da koyalım onun Durukan, için. Doğru kan mesela o da e, geliyor. Şimdi bunlar kaliteli oyuncular. Kalitelerinden faydalanması için onların aynı dili konuşması lazım teknik Tabii. adamın. Ben Sergen Yalçın hiçbir futbolcuyla ilgili geldiğinden beri bir yorum yaptığını görmedim. Geçen sene bile söylem ve eylemlerinde hiçbir farklılık yoktu lig yarışında pandemide. Beşiktaş takımı eksik olduğu dönemlerde, oyuncu kaybettiği dönemlerde de Sergen Hoca bizim elimizde bir sürü oyuncu var. Biz eksik değiliz demişti. Bu bir teknik adamın oyunculara verdiği ciddi bir mesajdır ve bu mesajın alt yazısını okursak ben güveniyorum demektir bunun anlamı. Nitekim o güvenin de karşılığını Trabzonspor'da aldım. Bunun üzerine kağıt üzerinde herkes favori olarak belki Trabzonspor'a gösteriyordu. Ee, şimdi kalkıp bunu bu başarıyı yani Trabzonspor'un Ali'ne verilen penaltıya bağlamanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani sonuç içerisinde onu mutlaka ki pozisyon içerisinde tartışacak. Onunla da ilgili benim söyleyeceklerim var. Trabzonspor'un yolu uzun. Eğer ki Novak, Sosa ve Şorlo anlamında zihinsel performans zenginliği takıma katabilecek oyuncuları bulmazsanız aldığınız oyuncuların sadece e, oynayacakları oyundan verim elde etmeye çalışırsanız yanılırsınız. Sosa bir liderdi. Novak bir hücum zenginliği katan, hem Ekuban'ı hem Envkamayı işte, oynatan Pereira bir oyuncuydu. Yok Tabii. Artı Pereira. Bunlar dinamikleri bir e, Trabzonspor'un ve Şorluk. Türkiye'nin en gövdeli santriforlardan bir tanesi. Sırtı dönük önüne aldığı zaman kolay kaybetmeyen, güçlü. Tabii bir oyuncuydu. E geçen sezonun gol kralı zaten. E yani düşünebiliyor musun? Böyle bir oyuncuyu kaybetmek zor olur. Yani şimdi Charlotte yani bir alacak. Almak için oyuncu alınmaması lazım. Sizin modelleriniz ortada. Yani ben bunu bütün <laughs> takımlar içinde söyledim. Her takımın geçmiş dönemde de vardı. Elneni modeli bir oyuncu alması lazım Beşiktaş'ın dedik. Ne dedi burada konuşurken biz? Biz Elneni gittiği zaman Beşiktaş'la ilgili sıkıntı oldu dedik. En iyi oyuncuydu. Sergen Hoca da hatırlarsınız bas toplantısında kim gitmesin dediği zaman Elneni gitmesin derdim dedi. Ya yani bir hoca Sergen gibi kalitesi yüksek bir futbolculuğa sahip bir hocanın teknik direktörlüğünde bu yorumu, bu yorumu yapması kadar doğal bir şey yok. Çok samimi bir yorum yaptı. Gitmesini istemezdim dedi. Ve gerçekten Beşiktaş orta sahasına önemli bir oyuncu aldı. Büyük bir ihtimalle bir santrfor da kovalıyorlar. Bu kalenin mi olacak veya bir başkası mı olacak? Henç yakın gibi duruyor yani şu an. Alacaksa şey. Beşiktaş Oya gibi işliyor bu transferleri. Sergen Hoca da bu listeleri vermiş. Bunların bitirilmesi istiyor. Yani sonuçta Beşik... şunu söyleyeyim bitireyim. Trabzonspor çok ciddi bir güç ve özgüven kaybetmiş. Beşiktaş ise bu dar gibi görünen kadrosuyla kolej havası içerisinde bazı eksikleri gidermiş. Kemal Belgin öyle bir maç ki ilk yerde Trabzonspor'un isabetli şutu yok. Beşiktaş'ın bir tane var. O da boyutun şutu <laughs> gol. Hüseyin'in de kafasına çarpıp gol oldu. Şimdi tabii hem Güven hem Levent önemli vurgularda bulundular. Eğer biz programa geçen yılkı gibi haftanın olayıyla girmiş olsaydık, benim tespit ettim kendime göre üç tane haftanın olayından bir tanesi bu maça ait. Hı hı. Ben de bahsedeceğim aşağı yukarı belki de aynı şeyleri ama. Ben 60 seneden fazladır, 65 senedir futbol maçı seyrederim. 6 Dünya Kupası, 6 Avrupa Şampiyonası, bir tane olimpiyat, yüzlerce ikili maç. Avrupa'da bizimkilerden Tabii. Bahsedeyim. Ben hayatımda bir kalecinin böyle gol yediğini ilk defa buldum. <laughs> İnanılmaz bir şey. Ersin. Kardeşim, top geliyor kaç 20 metreden atıyorum kafadan. Senin iki tane savunma oyuncun Rakiple çok yakınlar. Yani. Hiç kimse olmaz. Adam tek kalır. Savunmanın arkasına bir top düşer. Kovalar topu. Sen kaleden çıkarsan, çarpışırsan, bulursan, alırsan... <laughs> Eyvah alamazsan başka şey. Sen ne var ceza sahası ya, yarım yayının içinde ya? O ki, topta. Galiba, galiba çünkü... Wellington'a da bırak diyor ki... Wellington'da hamle yapıp vazgeçiyor. En azından koyarsanız. neyle yani... çıkacağına karar veremedi. Kafayla çık. Beraber. Değil ya mi? Yani... Hayır bak diyorum. Yani kimse olmasa kafayla çık, elle çık, oyundan atılmaya, 50 yani, oyundan ce... atılmaya razı ol. Bunların hepsine şapka çıkar. Ama <laughs> iki tane savunma oyuncu var ki senin kaleden çıkıp ceza sahasının içinde o ıskaya böyle bir şey görmedim ben ya. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben iki tane gördüm. Bu ikisi de Beşiktaş'ın yediği gol. Birisi Fevzi yedi ayağının altından abi, kaçırdı. Birisi de şimdi şeyde harikalar yaratıyor. Günay yedi. Şeyden, e, Schneider'den abi, bacak başın arası, başında. Bacak arası o başka bacak şey. arası değil abi. Çıktılar topu geçtiler. Ya, başka, başka o başka. Yasin de yedi. hatırlar. Evet. Abi böyle bir golle Fenerbahçe Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Edu Volkan. Ha, Boşa şey, çıktılar. Nonda boş kaleye kafayı vurdu. Ha. Hani seni. yani. yani. İnanılmaz bir şey. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum tabii işte o Santrfor falan da alınacak herhalde. Beştaş bu kalecilerle hiçbir yere gidemez. Çok genç ama 19 yaşında. Ben bilmem. 2001 doğumlu. Bak 10. neden diyorum bunu. Dün bir maç seyrettik. Başakşehir şey ne o Hatay. Hatay. Adam Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası oynamış 32 milli maç oynamış kalecisini almış abi. 28 yaşında. Atanınla tutanın iyi olacak. Felsefiz. Sen, Sen niye çıkarak... almıyorsun Beşiktaş olarak? Sergi Hoca dedi ki benim Ersin ve Utku kalecilerim güveniyor. Güzel görürüz ilerleyen günlerde. Büyük takımın büyük kalecisi olur kardeşim. Ha orta sıralarda oynuyorsun. E iyi işte ya bunlar yarın öbür gün ustalaşır. Bunlardan daha iyi yararlanırız. Veya satarız bir şey olurlarsa filan de. Ama büyük takımın böyle şeylere tahammülü yoktur. Asla ve asla yoktur. Maç 0-0 olsaydı Ha. şimdi Ersin bir numaralı gündem maddesiydi. Gündem maddesiydi. Bunu vurguladıktan sonra şöyle e, şeylerle bir kere e, Levent de söyledi, güvende. Trabzon takımının yarısı gitmiş. Şorlu. Yarısı. Yarısı gitmiş. Neden? Sıkıştığın zaman uzun top atıyorsun tutuyor, arkası dönük bekliyor senin oyuncularını. Veyahut hatta da daha uygunsa hop yanından fırlayıp gidiyor. Burada Fenere attığı, kupada attığı son gol gibi filan çok önemli bir o. Yukarıdan öyle havadan patlama gücü var. 90. dakikada önüne atıyorsunuz evet, iki abi. kişiyi tutup gidiyor. Evet Gidiyor, gidiyor abi. Gibi. Tamam mı? Yani yarısını kaybetmişler Trabzon takımını. Ha, yerine kim aldılar onu bilmem. Sosa şöyle tabii yüksek tekniği olan, oyun görüşü olan bir oyuncuydu. E Trabzon'da da benim tespitim yine bu. Gayet güzel kendini ayarlıyor da oynarken. 7 dakika gücünü, dakika evet. var, 3 dakika yok filan gibi böyle. Bunlar akıllı oyunculardır. Ondan sonra öbürü de Novak'tı değil mi? Evet. Mü müthiş bir sucum gücü. Yani Bek ama Kemal ha? sen bak bir sağdan Pereira bindiriyor soldan Novak bindiriyor e, Bakeme içeri doğru tabii. giriyor Sörlot'un yanında birdenbire Bakeme diye bir e, rakip savunmanın da e, çekindiği e, ne bileyim telaşa girmesine neden olduğu bir adam var. Çok önemli eksikler. Bu, bu ha bu kenar adamları da olmayınca Beşiktaş maçında çok önemli eksikler. Tabi e, Jülerme ben geldiği yerde onu çok seyrettim. Güler mi? geldiği kulüp, geldiği takım nerede oynatıyordu? Kenarda Sağ tarafta oynatıyor, Kenarda oynatıyor Sağda, sağda Niye? içeriye sol Niye dönüm, orta yapış? Fizikman çok yeterli değil. Hı hı. Boğuşmalara giyip fiziğini yitirmesin diye topu aldığı zaman gören, iyi kullanan bir oyuncuydu. Daha az darbe aldığı, daha az zorlandığı bir yerde alıyordu, tık 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 oynatıyordu. Şimdi siz bunu orta sahada oynattığınızda ezerler Cülermeyi. Bu e, Trabzon umarım bir takım transferler doğru yoldan bir şeyler bulur yoksa yoksa iki sene evvel Fenerbahçe'nin düştüğü duruma düşer şimdiden söyleyeyim. Bu şey ne durumda sol bek olan Novak'ın yerine gelen Marlon muydu? Hı hı. O sakat, sakat mıydı sakat cezalı galiba, mıydı? Sakat galiba. Gal Soh. Gelelim Beşiktaş'a çok fazla uzun konuşmak istemiyorum. Yalnız Beşiktaş'ta bir tane oyuncu var. Mensah adlı. Siz Beşiktaş olarak Mensah'ı rakibi orta sahada koruma, bol bol atiba kademesi filan gibi rakibi tahrip gibi işlerde kullanırsanız Mensah'tan hiçbir şey alamazsınız. Bravo Kemal. Çöker. Mensah'ı biraz serbest oynatacaksınız. Öne doğru. Öne doğru. Bak ikinci de öyle biraz oynadı. Ne yaptı abi? Gördünüz yani. Yok abi. Yani şeyde de öyle. Geldiği takımda da öyleydi. Ne goller attı ne goller attırdı. Çok önemli bir kabiliyet bu adam. Ama siz bu adamı koruma olarak, muhafaza olarak oynatırsanız bu adamdan o büyük klasının karşılığını alamazsınız. Bir şey daha devam ediyorum. Ya sizin takımda Dorukan diye bir oyuncu var, değil mi? Kaç yaşında bu? Ya 22'si galiba. 23. Yani 23 mesela ben mahsus sordum evet, yani. Tamam. 22 yaşında diyeyim. Abi sen hala Beşiktaş olarak Oğuzhan'dan bir şey mi bekliyorsun ya? Hala bir şey mi bekliyorsunuz Oğuzhan'dan ya? Neden bak. Atiba oynuyor. Atiba'ya şapka. Ona zaten hiçbir şey demiyoruz. Ama Mensah'ın biraz evvel bahsettiğim Levent'in de hani evet dediği güvendi. Kalitelerini, özelliklerini ortaya koymak için yanına bir tane Dorukhan lazım. Oğuzhan değil. İşte gelecek şimdi. Şimdi, ha. işte o zaman ha ben Mensa ya. daha rahat eder. İşte bu maçla ilgili şimdi yani konuşuyor. Ben, ben o, onu, onun cevabını e, araştırdım. Biraz şöyle görmek lazım Dorukhan olayını. Dorukhan bütün yıl, geçen yılı sakat geçirdi. Tamam. Toparlayamadı. Fizik güç olarak daha ilk 11'de başlayıp maçı götürecek bir çizgiye ulaşamadığı için yavaş yavaş Dorukan devreye giriyor. Yani 50. dakika şey... yok kaç? 50. dakikada girmiş galiba evet. değil mi? 50 evet. Evet, evet 50. dakikada Yani Dorukan konayı ben. o yoksa Dorukan şimdi ha. mesela Dorukan Ozan takası falan diyorlar. Dorukan Ozan takası yapılacaksa <laughs> e, ozanı ozanı veren yanında bir de 5 milyon var şey. Aliyi al Aliyi al, 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 ver Veliyi. Öyle o, bir takas ya, yani. Dorukhan çok çizgisi çok yüksek bir futbolcu. Ozanı da neden istemiyorlar. Ben de anlamıyorum. Ben, ben de bunu işte anlamıyorum. Ya. Evet, sen salak sen salak salak salak. yani. <gülüyor> <gülüyor> ben burada kafamın basmadığı bir şey var ya bu Ozan Tufan geçen sene Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından evet. bir tanesiydi ya. Evet. Birden bire neden istenmeyen bir adam haline geldi? Ben onu düşündüğümde kendi kafamda şunu buldum. O kadar çok adam oldu ki onun yani bir, onun para bir, edecek hayır, birisi tamam, gidebilir bir diye. Tamam bugün Trabzon'un orta sahasını koysan birçok şeyi yırtar <laughs> ya. Oooo, ben olsam Trabzon olarak teklif yaparım Fenerbahçe'ye bana ver diye. Hele şimdi Tronsen'de 6 ay yok diyorlar. Tabii. Evet, ben olsam alırım yani. Sonra demin e, şey Levent iyicene vurguladı. Ya bu Necip de nereden çıktı be kardeşim? Yani böyle torbadan çıkar, tombaladan abi topçu çıkar. Topçu falan değil adam. Değil yani. ya olur mu? Bir kaleci... oy ben valla Beştaş... Bak bugün Beştaş'ta sorumlu biri olsam... Bir de ligde yerim, Klasman'ın belli olmuş olsa diyelim misal. Atıyorum yani bir örnek. Ne Necip'i bir maçta kaleci oynadı. Geçti galiba bir defa Güven abi. Ben öyle hatırlıyorum. Hayır. <laughs> bir <hatırlamıyorum. niye> <laughs> atılmıştı kaleci galiba ki bir dakikaları benim aklımda öyle bir şey kalmadı. Bende kaldı. de öyle bir şey var da çok yani, net hatırlamadığım evet. için öyle söylemedim Levent'ciğim. Yani... Ve çok enteresan şu dönemde yani e, bazıları mesela e, Gökhan'la Caner çok iyi futbolculardı. Beşiktaş'a iyi hizmet ettiler, Başka ahlaklı da. hizmet ettiler. Şimdi Fenerbahçe'ye gittiler. Fenerbahçe'ye de Beşiktaş Beşiktaş'a e, iyi hizmet edecekler ahlaklı futbolcular. Ama Fenerbahçe'deki Gökhan'la Caner... Fenerbahçeli Gökhanla caner. Evet. Beşiktaş'takiler profesyonel futbolcu Gökhanla canerdi. Tabii. Şimdi geçelim e, Necip örneğine. Necip Beşiktaşlı futbolcu. Yani Beşiktaş için tek indirim yapan da adam. Evet, ama bir şey, de, şey de. güven tamam orası öyle yüzde katılıyorum da adama sahada hangi görevi versen. Vakımyı işteki çalışmada altı puanını alıyor bir kere on üzerinden. Ön sonra yorumlarda, ilavesi var. Ön yorumlarda hepsi, bu, affedersin bugün Hı. çok lafa giriyorum. Ee, ön yorumlarda bütün e, yorumcular Bakem'e Necip'i eşleştirdiler. Bakeme'nin Necip'i perişan edeceğini konuştular. Ama e, öyle bir şey e, olmaz. Adam stoper oynattın, oynadı. Öyle mi abi? Oynadı. Yani orta Stopper. sağa oynatıyorsun, adam oynadı. Ön libero oynatıyorsun, adam yani her türlü görevde sana altıyla bir kere kulübe de oturtuyorsun, Kulübü oturuyor Hiç sesini çıkarmıyor. Evet. Tamam Sorun mı abi? Sesini Yani da bir de bu Hasiç. Bu ne bu? Nereli bu? Bosna. Bosna'da galiba. Bosnalı evet. mı? Evet. Yani evet. Türk değil, değil mi? Değil. Yani değil. yani. Vallahi bu maçta Beşiktaş'ın en çok çırpınan, en çok mücadele eden her türlü Beşiktaş aleyhine oluşabilecek aksiyonlara her şeyini koyarak mücadele eden bir oyuncu birkaç defada kazandığı topu i̇şte çok iyi kullandı. O da 2001'li 18 yaşında. Bak birkaç defada kazandığı topu çok iyi kullandı. Evet. Onu yani. da gördüm yani dediğin gibi. Sağ ve sol öyle büyük bir özgüvenle topa vuruyor ki. Helal olsun. Yani biraz olgunlaştığı zaman çok önemli bir futbolcu evet olacak yani. diye bekliyorum. Ve çok iyi görev adamıydı da. İşte Boyd, Boyd da, Boyd. iki taraftan Trabzonspor'un çıkmasını, kanatları çıkmasını ilk görevleri oydu. O görevde iyi yerine getirdiler. Geçen sezon Ümraniye Spor'da 8 maçta 2 golü var. Buna rağmen Sergen Hoca güvendi. Hazırlık başında da oynattı. Çok müsait bir pozisyonda golü kaçırınca çok eleştirilmişti. Ama zeminden Buna kaçtı. Buna rağmen ya. oynadı oynattı. Ben Hı. haklı demedim ne de yani. anladım tespitin bravo sosyal, iyi demiş. Sosyal medya Sıldırmış da çok ama zeminden edildi. top sekti adam adamı oradan o amokaçı altına bir metreden kaçırmadım. Sosyal medyada böyle bir algısı ya. var. Ya. Nerenin? Ha. Sosyal mi? Ya bırak şunu ya Allah, ya. Allah Allah. Allah'a bir şükürler ya. olsun bende yok. Adam bir tane kaçırmış bir yani. metreden. Evet. Ne goller dün mü evvelsi gün mü ne İngiliz liginde mi ne hangi ligde Fransa liginde mi ne şey be Neymar. Kalenin içinden topu dışarı attı. Evet, evet Vuramadı. Koca evet. Neymar. Arar. Abi bu tür hatalarda devamlılığa bakarım. Bir futbolcu bir takım hatalar yapabilir. Ya değil? tabii gol mı ya? O gün keyfi yerinde olmaz yapabilir. Birçok nedenle yapabilir ama devamlı değilse onları görmeyeceğiz. Rasim, Rasim Hoca'ydı şeyin Beşiktaş'ın hocası. Avrupa maçıydı. Ha, bir metreden dışarı vurdu ama Tabii. Bir metreden vurdu. Top sekti kaval kemiğiyle vurdu. Tabii Futbol içerisinde var bunlar. Var. Evet, ama siz, işte bunları Sergen bu Yatın Islar gibi Siz bu arada aklıma gelmişken söyledim. Paris Saint germain Marsilya maçını seyrettiniz ben mi? Ben seyrettim. 5 kırmızı kart bir dakika için. 90 artılarda. 5 kırmızı kart. Bir de Ey, Neymar. Ey tel, Türkiye Cumhuriyeti hakemleri o maçı bir seyredin. Seyredin. Bir dakikada beş tane kırmızı kart çıkarttı hakem. Sizin de var cepte de. Sizinki yalnız galiba bulunamıyor. <laughs> Astara falan kaçıyor herhalde. <laughs> Daha birinci haftadan. ben bir kısmı, anlamam. Kırmızıydı, kırmızıyı da arkaya yumruğu vuran Neymar görüyor. Beşinci evet evet yani. abi. Ve evinde evet. onun evinde. Evet. <laughs> Paris'te seyirci Ranslı. var bir de yani. seyirci. <gülüyor> var. <gülüyor> Anladın Beş mı? bin kişi var sahada. Tabii. Yani. Şaka gibi. Ama Fransa hakem geldi çat dedi çat çat çat, çat, çat gitti. attı gitti <laughs> abi bu kadar <laughs> kusura basit. Kusura dedi ya. Ha. Neymar için de vara gitti baktı. <laughs> baktı geldi, geldi gördü, Gel gösterdi. Bitti abi bu kadar basit. Evet. Yani Beşiktaş şimdi bu adam neydi Santrfor alınacak diyoruz Kaliniç. Kaliniç. De aldıktan sonra Mensah'ı dediğimiz gibi biraz large oynamaya 4 ona 2, bir 3 ortasında Zemin sunarsa evet, evet, evet. de Souza Atiba işte önde o adam da alınca Santrfor yani e, Gökhan ne o Caner eksikliklerini pek kolay kolay hissedecek gibi görünmüyor bunları yaparsa ama bunlar olursa böyle olursa yani ama ya. şunu hisseder sağ tarafta şimdi e, Necip görevini gittikçe daha iyi yapmaya başladı değil mi bu 3 4 maçta gördük iyi yaptı ama bir tek Necip ...Necip'in bir gün karnı ağrırsa kim oynayacak? Evet tabii işte. Orada yani yeren... onun için olması lazım orada tabii. Orada oynarsa Güven abi, Dorukan da oynarsa abi. Tabii. İşte biraz o onun hesabını yapıyorlar. O zaten yapıyorlar. oynadı şimdi bakın, da galiba. Ha. Orta, Daha sahada, yani. orta sahada biraz şeyi gördünüz mü? Son e, maç... E, Laiç'i koydu, Dorukan'ı koydu. Nasıl oynadılar? Laiç nasıl çırpındığını gördünüz Çırpınacak mü? Çırpınacak tabii. Yani el mecbur. Artık pabuç pahalı. Ee. Onun için şimdi eğer... Laic e, havaya girerse, e, Dorukan havaya girerse Necip sorunu olduğunda Dorukan sağ oynattı onu. Tabii. şey. E, ben bir hatırlıyorum oynar, bir maçta oynar. mı iki maçta mı yani, oynattılar. o da orada e, oynayabilir. E, an yani bir seçenek bir alternatif e, doğuyor Beşiktaş'ta. Yani şey e, ama soğuzanın gelmesi ve çabuk form tutması çok önemli. Sergen'i şey, Oğuzhan'ı şey eder, dinlendirir Soğuz'a değil mi? Maraton geliş. Be yani doğru kanı dinlendirir, Atiba'yı dinlendirir. Oğuzhan'ı yani, da emekli eder gibi. Geliyor. Yani işte onun için Genç o bölgede zenginleşecek Beşiktaş. Ama o zenginliği elde ettiğini bankaya yatırabilmesi için önde bir golcü lazım abi. Ha tabii. Kale, Şimdi, olacak. bakacak Penaltı da. pozisyonunda konuşalım Dediniz aslında sadece bu maçtaki değil Genel anlamda hem Beşiktaş'a Hem Fenerbahçe'ye hem Galatasaray'a Verilen penaltıları Konuşanlar çok fazla oldu Biz bu maçı konuşuruz Beşiktaş'ın işte penaltısıyla başlayalım Bu başlıyorum. maçtaki penaltıyı şunun için konuşmak istiyorum Biraz da yani biz Kendimi de koyuyorum içine Biz yorumcuların bakış açısını da e, irdelemek için ele almak için Konuşmak istiyorum Bu maçta Ceyhun ee, Flavio Atiba'ya sarıldı, top oyunda iken değil mi gelirken sarıldı, Atiba kurtulmaya çalıştı, bir karşı şey yok ve artık düşerken bıraktı. Ya ben şöyle şimdi o şey ceza sahasında bu aksiyonlarda şöyle var bırakırsın hemen. Ha, bak onun için tamam, diyorum düşerken sarıldı, bıraktı. Burada sarıldı beraber düştü. Evet. <laughs> şimdi bu pozisyonda bu pozisyonda daha önce. Atış yapılmadan önce aynı şey olsa hakem ne yapıyor? Dur bekle atışı beklettiriyor, değil mi? O iki adamı alıyor. Tabii. Bu itiş kakışı yapmayın ha faal yapıyorsunuz diye oyunu soğutma pahasına, değil mi? Zamanı ne evet. kadar değerli olduğunu Tabii. FIFA söyleyip duruyor ama burada durduruyor, ona söylüyor itme, kalkma hal olduğunu görüyor. E peki top oyundayken olunca ne oluyor orada? Penaltı oluyor ya. Bu bu kadar basit. Tabii. Bunun aynısı hatta daha şiddetlisi veya benzeri bir sene evvel mi? Beşiktaş Fenerbahçe maçında oldu. Ee, Serdar Serdariz. Aziz şeye sarıldı, videye sarıldı. Evet. İndirdi. Maçın hakemi kimdi? Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır, Cüneyt Çakır bu maçta Varda. Kim? Varda. vardaydı. Üstelik de penaltının verilmesine etkili olan hakemi Tabii tavsiyede bulunan artık tavsiye ediyormuş penaltı verebilirsin diye tavsiyede bulunan Cüneyt Çakır ona hayır dedi buna peki dedi. Burada bir burada da bir çelişki var. Aynı zamanda bakın bir de kendimize çuvaldızı kendime batırıyorum şimdi. Biz yorumcular isim yok. Belki ben yaptım, belki Kemal, belki Levent. Söz meclisten dışarıda olabilir. Ee, biz şeydeki Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki o e, Aziz e, şey vida pozisyonuna penaltı diyenler bu defa diyen bir iki tane önemli isim bu defa bu maçtakine Beşiktaş Trabzon maçındakine ben vermem dedi. Bu ne çelişkidir ya? Enteresan. Bu ne çelişkidir ya? Ya o zaman hakemlere de söyleyecek bir lafımız kalmaz. <laughs> yani biz kendimiz bu kadar uzlaşamıyorsak. Hakem de öyle karar verir kardeş. Ne verirse de doğru vermiştir. Bunları söylemek istedim. Peki Galatasaray'a devam edelim. Döneriz tekrar bu dev maça da aklımızda kalan notları konuşuruz. Galatasaray orta saha transferine takılıp kalmıştı aslında. E, öyle de bir algı oluşmuştu ki Galatasaray sanki o e, ön liberoya oyuncu bulunamadığı için sezona çok kötü başlayacak ama Tam tersi oldu. Birçoklarına göre de sezona en iyi başlayan takım Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray. Bana göre Beşiktaş da iyi başladı sezona. Yani birçok takım iyi başladı. Galatasaray'ın geçen sene 3-3 kaldığı ve kuralın uygulandığı biliyorsun. İlk kez 40 yıl sonra uygulan bir kural sonrası. Çift vuruşla sonucu gelen penaltı kaybetti puandan dolayı. Antep'in ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyorduk kağıt üzerinde de Antep'in kolay teslim olmayacak bir takım olduğunu düşünüyorduk. Ama Galatasaray'ın oyuncu yapıları değişti. Ee, özellikle Emre Kılınç'ın katılması çok büyük katkı yaptı ki Omar'ı çok beğendim. Ee, yani adam çıkmış Yunanistan'dan Galatasaray'a gelmiş giymiş formasını devam ediyor. Müthiş. Ben Galatasaray'da müthiş. Evet. 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 Hücum Mariano'nun yerini hiç aratmadı. Lüneburg marka aykırısı Türkiye'nin şu anda en uyumlu stoperi. Biraz Lüneburg'a hafif maç eksikliği var, ağırlığı var. Sarraç'ın daha toparlanacağını düşünüyorum ama riskli oyunu bırakması lazım. Burada göz ardı edilmemesi gereken bir oyuncu var, Taylan. Bütün bir sezonu Taylan'ın üzerine kurarak orta sahayı yönetemezsiniz. Taylan'ın özel olarak bu işlere hazırlanması ve Taylan'ın da hem Hatay maçında gözlemledim hem de bu Antep maçında çok yere koştuğunu, çok çalıştığını, topu doğru kullanmaya özen gösterdiğine tanık oldum. Arda ile birlikte mesela Arda'nın temposu büyük bir illa 60-65 bilemez 70 dakikalara kadar gidecek bir tempo. Ama dolu dolu bir tempo istersen 65 dakika, 60 dakika ideal Arda için. Ben Arda'nın sadece Galatasaray'ın geçen sene aradığı bazı özellikleri takıma sağladığını düşünüyorum. Bir takım içerisinde... Konuşan Galatasaraylı oyuncular yoktu, kimse birbiriyle konuşmuyordu, destek olmuyorlardı. Ama Arda'nın her pozisyon öncesinde çok kritik anlarda sürekli uyanık arkadaşlığı uyarmaya çalışması, kaptanlığını liderliğe dönüştürmesinin Galatasaray'dan bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ve bundan da e, bir, gol sevinçlerinde gösterdiği e, vücut dili e, oyuncuları da mutlu ettiğini ve birçok oyuncunun da performans olarak yükseleceğini yükse, 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 ve birlikte oynadıkları Atletico Madrid'deki e, Falcao'nun da hı hı. E, çok coşkulu ve istekli olduğunu gözlemledim. Emre Kılınç'ın katılımı, Arda'nın, Arda, Arda e, Emre Kılınç, e, Falcao, Belanda, Fegori gibi topu yapa, top yapabilen, iyi pas yapabilen oyuncuların Galatasaray hücumuna bir keyif kattığını gözlemledik. Belki maçın skoru 3-1 ama genel anlamda bu 5 de olabilirdi, 6 da olabilirdi diye düşünüyorum. Çok net pozisyonlar var. Burada e, geçen sene çok fazla katkı sağlamadığı için Falcao'nun bu performansı devam ettiği sürece ki arkada da 13 milyonluk bir adam oturuyor Cagney. O da oyuna girdi. 8 7 dakika, 7,5 dakika oynadı. Da 3 tane pozisyonu var. Biri direkten döndü, biri avuta gitti. Birinde kendi vurmayıp arkadaşına pas yaptığı bir pozisyon var. Yani Cagney'in de Galatasaray'a katkısı olacak Doğru. bu maraton içerisinde. <laughs> geçen sene Galatasaray'ın en büyük handikaplarından bir tanesi kulübeden yeterince destek alamamasıydı. E bugün oyuna giren oyunculara baktım. Babel girdi. Ömer girdi. E yani genel anlamda Lines girebilir. Jack ne girdi. Jimmy Durmaz benim çok beğendiğim bir oyuncu değil. Oğulcan'ın oraya girmesi daha doğru olur diye ben düşünüyorum. Yani sonuç olarak Kulübe'yi donk de girdi. Donk, bravo ha. Donk girdi. E bravo. Donk girdi. İşte bu tür <laughs> oyuncuların kulübeden eee 5 oyunculara girdiği zaman bunun ciddi bir katkı yaptıklarını gözlemledik. Yani sonuçta geçen sene Galatasaray kulübe Fatih'in dönüp baktığında kimi oyuna alayım diye bir sıkıntısı vardı. Ya sakattı oyuncular ya gitmişlerdi. Evet. Mesela e, bu tür sıkıntıları Galatasaray'ın yaşamayacağını düşünüyorum. Ama sonuçta bir gerçek var. Herkesin Beşiktaş'ın Santurfor'u aradığı, Fenerbahçe'nin Santurfor'u aradığı dönemde geçen sene Santurfor eksikliği yaşayan Galatasaray'ın iki tane elinde güçlü Santurfor'u var. Biri Falco, biri ne? Bu çok önemli katkı sağlar lig yarışı içerisinde. Ee, coşkulu ve istekli Galatasaray'dan söz ettim ama orta sahaya mutlaka Etebo'nun dışında Galatasaray yönetimi bunu da kovalıyor. Ee, büyük bir ihtimalle bir oyuncu almayı planlıyorlar. Tabi bu satış gerçekleşirse bir iki oyuncu ile ilgili belki Lienes'le Babel ile ilgili bunlar gerçekleşirse son anda Belanda ki bu oyun tarzıyla oynadığında her maç oynamıyor bunu dolayısıyla oynadığı takdirde de Galatasaray'da iyi işler yapabileceğini düşünüyorum ben. Ee, belki Belanda bu iyi oyunundan dolayı satışı daha kolay olacaktır. Bir anlaşma olabilirse Davi bu işte uğraşıyor. Ama bir şey söylüyorum. Galatasaray'ın halen e, bu top yapma zenginliğine rağmen son şampiyonluklarına ciddi katkı sağlayan hem Buruma'dan başlayıp Rodriguez'de, Yasin'le ve Onyekur'la devam eden bir kanat hızlı oyuncuları var. Bu oyuncuları şu anda Galatasaray'da yok. Bir tek Omar hücum beki olarak gerçekten ciddi katkı sağlıyor. Farklı bir oyun modeli oynuyor Galatasaray. Bir de şunu bırakmış çabuk hücum Çıkıyorlar uzun toplarla defans arkasına koşu yapıyorlar, orta sahadan çıkıyorlar. Bu da oyun tarzının değiştiğini görüyoruz Galatasaray'da. Belki eldeki oyunculara göre bu. Ama seni rakip sahaya çabuk geçirebilecek hızlı bir oyuncu da Galatasaray'da ciddi bir farklılık yaratır bu lig yarışı içerisinde. yani Çünkü ne Fegül'ün ne Arda'nın bu kadar yüksek tempolu bir ligi sonuna kadar götüreceklerini zannetmiyorum. Fatih Terim'in bu oyuncu arayışını da yaptığını biliyorum. Ama benim kafamda bir tabii ki soru işareti var. Bugün Kemal abi Beşiktaş kalecisiyle ilgili Ersin'le ilgili yediği golden dolayı eleştirdi. Bence Galatasaray'ın yediği golde de kalecinin bir hatası var zaten. Üstüne gelen topu onu mesela bir top kurtardı ilk yarıda o topu muster. rahatlıkla tutabilen bir kaleci. yani Tokat atmak, şov yapmak kalecilik değil. Topu tutabilen bir kaleciye sahip olmak önemli topları Zaten yakalayabilecek. Zaten Fatih'in en büyük kaybı Mustera'nın yerine oynaması. <laughs> Doğru ama işte bu yerli kaleciyle lig nereye kadar demişek Mustera'nın gelişine kadar e, bir hata olmaz. Aynı sorun e, Fenerbahçe'de de var kaleci konusunda. Aa, Orada güvensizlik var. Onu. Artı bir de Başakşehir'de de mesela Hatay maçta iki tane gol yedi. Bence iki golde. dedi. Hatalıydı yani evet, kaleci evet, golde. Yerli kalecileri teslim dört büyükler. Ama hala kafalarda bir soru işareti bıraktıklarını söyleyebilirim. Ben Galatasaray adına sezonu iyi başladık ama abartmamak lazım. Burada güzel motivasyon takım motive edebilecek olan şu. İlk kez birlikte oynayan bir ideal kadro gördük. Çünkü hazırlık maçlarını bunlar milli maçlardan dolayı oynayamadılar. Yani hepsi Tabii. beraber. ilk kez bir arada gördük. Bu yabancılığı uyum anlamında çok fazla uyumsuzluğu tanık olmadık. E bu e, birlikteliğin daha çok maç oynandığı sürece daha çok verimli hale dönüşeceğine inanıyorum ben. Kemal Belgin siz beğendiniz mi Galatasaray'ın futbolunu? Şimdi bir kere eksikler. Ön şimdi, neler? Yani mesela. bilmiyorum bu benim kendi şeyim. Yani tarzım. Yani ben maçı iki takımlı hı hı. olarak seyrederim. Bir kere Gaziantepspor sahaya intihar ederek çıktı üçlü savunmayla. İntihar, hı, dön, geçen sezonda şu muydu? İntihar bu. olarak çıktı resmen ve bu intiharından asla vazgeçmeden devreyi 2-0 geride bitirdi. Öyle mi? 2-0 değil mi? 3-0 3-0. Ha 3-0 pardon. 28-40 doğru. İlk devreyi 3 zaten 3-0 bitirdiysen yani sonra 4'lüye döndü ama ha yani. Bismillah dendi bitti olay. Şimdi bu Gaziantep'in teknik direktörü Roman değil mi? Evet. Simudika. Şumidika. Ben bu Romenlere çok inanan bir kişiyim. Futbolcu ve antrenör olarak. Nedense bilmiyorum. Ya sen ya ne yapıyorsun be abicim ya? ya? Üçlü oynanır mı gelip de İstanbul'da Galatasaray'da ya? Ama yapı olarak da çılgın geçen bir yapısı yada, var. Geçen sene 3-1'den 3'e geldi. Olur mu? Galatasaray'ın attığı bir gol. Şeyin. Emre Kılınç'ın. Hı hı. Nasıl? 25 metre derinliğe bir top Tık, tık tık gitti kaleci altına girdi kalecinin üstünden attı golü. Kaç tane böyle pozisyon var? Hani başladın, başladın. 7. dakikada gol yemişin. 28'de bir gol daha yemişin. Benim bahsettiğim golü. Artık hiç olmazsa oradan itibaren dörtlüye dön. Heh, bravo. Burada Kemal abi doğru söylüyor. Oradan itibaren dörtlüye dön de belki geçen seneki gibi hani yakalarsın. Hayır ısrarla devreyi öyle bitiriyor abi 3-0. Şimdi e, bu bir kere maçın ben iki takımlı baktığım için bir Gaziantep e, şeyidir davetiyesi gel beni beşlik altılık yap be Fatih Hoca'dır. Ha buna karşılık Galatasaray bir kere bu Omar soyadını söyleyemeyeceğim beceremiyorum. <gülüyor> Omar, <gülüyor> ben de Omar'a talibim. <laughs> Yani helal olsun kim görüp tavsiye etti, kim söyledi, nasıl oldu bilmiyoruz ama bana göre on numara bir transfer yapmışlar. Helal olsun. Burada benim bir dikkatimi bir şey daha çekti Galatasaray'da. Bu Emre at, şey Arda 65'te çıkmış, Emre de 79 ikisi de çıkmış. Emre ile Arda oynadıkları 65 dakika tabii. Sonra Emre daha sonra çıktı. Hiç 65 dakika diyelim. Ben de bir şöyle enteresan bir olgu izlenimi bıraktı. Sol hani Arda Atletico Madrid'de sol önde oynuyordu ya büyük top oynadı orada. Burada Emre değişerek oynar gibi oynadılar. Evet. Pozisyona göre Emre'yle şey Arda. Emre'yle Arda. Sabit kalmadılar. De, yani o bence çok önemli bir Gaziantep kafasını şaşırtan bir Galatasaray Anladım. olgusuydu yani. Emre'de onun bir Arda, Bir bak yani bu bir rakip için çok sıkıntı verir. Arda'ya hamle yaptılar? Araya Emre girdi, golü yani. attı. Kemal abi'nin dedi doğru. Mı? ve rakibi ben aldattılar bu, ya. Ve ben bu maçta umarım devam eder. Umarım aynı görev tekrar verilir. Genç adam olsun. <laughs> Taylan'a bayıldım. Hatta bir şeyine daha dikkat ettim. 3 dört tane iyi sayamadım ama üç garanti var galiba. Birinci topu sol ayağıyla oynadı. İki ayağında kullanıyor. Yani sağ ayaklı da ağırlıklı olarak. Üç tane saydım da belki 4 de yani onu belki kaçırmış olabilirim. Neyi yakalamış ha? Aynı şekilde. Bahsediyor. Birinci Doğru top şey. yani verdiler tık Levent'e koyu ver. Bir ve tık güven aldı. İşte, işte, abi. işte Öne önemli olan çabuk oynamak. İşte anında oynamak. Hangi ayak gerekiyor? Ama gerek iyi değilse ha, ha, ama bu çocuk esas sağ ayaklı. Kolay kolay buna hele bir de ön libero oynuyorsun Arkadaki savunmanın da sigortası gibisin. Yani sol ayağından bir verirsin Cüneyt'e alır Cüneyt verir bana ben de golü atarım Galatasaray'a. Biter iş. Anladın mı? Yani onun için burada da çok şey e, buldum kendisini. E, değişiklikler var. Lüyendama dediği gibi bir bana göre ham oyuncu henüz eksikliklerinden dolayı. Çok eksiyi var abi, oynamadı, evet. Donk yerine bir sigorta 65'te oluyor. Yerine. Donk da Galatasaray'ın bir zaten. He? Donk Galatasaray'ın neyici bir, bir tabii, tabii tabii tabii. Kaleci bile oynar yani. Onu da Forvet söyleyeyim. Forvet falan evet. oynadı zaten Godin'de <laughs> Arda'nın yerine Babel girmiş 65'te. Yani hı hı. Emre biraz daha o zaman içerisi oluyor. Arda girdi, şey Babel girdiği için. Cagne dediği gibi Levent'in 85'te oyuna girip e, hele hele bitmiş bir oyunda aşağı yukarı o kadar etkili bir görüntü çizmek pek kolay değildir. Bakarsın, böyle yürürsün filan. Hadi lan bitir de gidelim dersin. Anladın mı? Yani o o da bir şey ama şimdi burada notlarımın arasında büyük harfle yazdığım bir yer var. Bunu Türkiye'deki Gaziantep e örnek vererek bütün takımlar için kullanıyorum. Dakika 18. Ne söyleyeyim bakalım? Galatasaray 1-0 galip. Yani gelmişsin Galatasaray'la oynuyorsun Gaziantep olarak. 1-0 yeniksin. 18. dakikada bir korner kazanıyorsun. Gaziantep olarak. Hı hı. Stoperlerin filan da geliyor. Ha, Kafa mafaj Gaziantep bir korner kullandı 18. dakikada. 6. pasta kalesine, kalecisine geldi top. Saydım Geriye onu. doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaleci. Taktiktir abi. Abi böyle taktik mi olur? Allah stoperlerim <gülüyor> orada. <gülüyor> Şaka diyorum. <İranı> yapıyorum. <laughs> Demet top Stoperlerim orada. Tabii tabii. Ya böyle bir şeyim var Monta, ya. Kaptırsan topu ya, gol olur. Yani çok eskiden beri maç seyrederdi. Oynadık da. Ne derlerdi? Bizim zaman yani öyle diyoruz. Bizim zamanımız diyoruz artık. Korner yarım goldür. Öyle derlerdi. Korner tabii. yarım goldür. Öyle mi hocam? Doğru. Laf öyleydi yani konuşulan. Mustafa Deniz'i atarsa direkt goldür de yani. Öyle neler var. Şükrü evet. abi, Şükrü Gülesin, evet. Zeynel Gençlerli. Evet. Yani <laughs> sen korner atıyorsun. 1-0 mağlupsun. Stoperlerin de gelmiş. Tutuyorsun abi tık, tık 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 kalecine geri pası veriyorsun ya. Bu nedir ya Allah aşkınıza ya. Top bende kalsın hay alın topunu evinize götürün ya. Ulan bari o duran toplar şey <laughs> ceza sahası kenarında olan fauller, korner bari onları içeri kullanın ya. Biri çıkar kafaya vuramaz, önünüze düşer. Öyle mi abi? ıskalar bir şey olur ya. Bir de geçen sene Galatasaray'a kafa golüyle kornerden gol attı. Evet, bravo. Julio attı evet, kafayla yine evet, hatırlarsın. Evet. Yani ama ona rağmen onu bile güvensiz <laughs> halde kullanamamış. Ama yani yazıklar olsun ya. Yani şeytan ne diyor biliyor musun? <laughs> Yani o zamanki futbolcular yapardı da bunu şimdikiler yapamaz. Diyelim ki mesela ben kornere geldim. Antep olarak korner atacağım. Taktik de şey. vallahi avut atarım oradan top. Kasten. Ne var abi hiç olmasa avut atacaksın. Bu tarafa doğru gelme tehlikesi daha az. Röbe de geç. <laughs> yani olacak şey değil ya. Tabii tabii o doğru söylüyor. <laughs> Bak çok önemli bir konu. Kalli Galatasaray'da ilk senesi. Ha, Trabzon'da oynuyor Galatasaray. Ee, 1-0 galipler. Onlarda e, Polonyalı bir oyuncu vardı e, Trabzon'da. Topu Hamza Hoca, bugün Hoca. Oynuyor, orta yapıyor. Oyun bitmek üzere. Topu kaptırıyor, çiziyor, gidiyor, çiziyor oyuncunun Hı. adı. Atıyor, 1-1 bir bir bitiyor maç. Maçtan sonra Kalle Hamza Hoca'ya kızmış. Ya topu avuta atsaydın maç bitti demiş ya. Başlayacaklar biz kaleye yerleşeceğiz. Neye zorlaşıyorsun bu işe demiş. Yani Kemal abin dediği evet. doğru. Eğer bir laf için ortalayacaksan ortana baktım bütün takım yok. Topu kaptırsak golceğiz. O zaman ver avuta devam et Hiç ya. Hiç abi ya. ya. Bu bu da bir futbolda bir akıl yani. Aa, ma Neresen? Yani... Belki bir kafaya çıkacak, belki bir oyuncu kafayla gol yapacak veya top sekecek yerlere düşecek. Arka oynamanın kime falan... ne faydası var yani? Hiç ya. Belki kendi kalesini atacak adam. Çıkartayım derken evet. falan bir şey yani. Evet. Çünkü Galatasaray takımının şey Falcao da galiba o pozisyonda içerideydi. Herkes evet. Tamamı içeride. Sen de gelmişsin 7 oyuncu. 8 <laughs> stoperlerinden 6. basta kaleciye gitti top ya. Doğru söylüyor. Benim ben diyorsun. bunu anlamıyorum abi, bunu bütün takımlar yapıyor ya. Hay top alın diyorum eve götürün. Ya, bu bir ayrıntı. Alın. Aslında maç sonunda bir teknik adamın oyunculara bunu anlatması lazım. Evet abi. Ya yani bunlar ayrıntı. Başarı ayrıntıda gizlidir doğru. Bu niye oynadınız diye ben sorarım antrenör olsam. Ya topu topu rakibe vermeme çabası. Aman. Ama senin de o arada topu rakibe verme, ver, vermeyeceksin ama kendi aranda bir e, üretim yapacaksın, bir yaratıcılık göstereceksin. Evet. O topu sen kendin öne doğru kullanacaksın. Yaratıcılığa bak sen kendi kale, geri kale, kaleciye abi. bu yaşımda ben de atarım topu. 125 yani. yani metre Biz be. diziliriz o <laughs> 20 <laughs> metre arayla iki tane üç pasla biz de yani geliş kaleye Biz 3-1 galibiz takım olarak. Antep topa hakim oluyor değil mi? Al baba sabah kadar oyna Gelme. Top senin olsun güven bir şey abi. Kemal abi dedi. Evine götür. Galatasaray'ın istediği bu. Gelmezsen skoru değiştiremezsin zaten 3-1. Bak Şş. çok güzel unutma ne olur. Bir şey anlatacağım da onun için. Fenerbahçe burada Manchester City'yi eledi. Manchester'ın en iyi dönemi bence. Bu seneki, geçen senekinden de daha iyi dönemiydi. 0-0 Şampiyon Kulüpler Kupası. Orada 1-0 yendikleri var. Hayır 0-0. Yavuz burada, Kaleci inanılmaz ha, kurtardı. Daha önce burada 2-1. O gün ne şey attı Abdullah Abi, Bravo. O gün abi attı. Maç bitti abi. Fener eledi işte. O gün ne de dediğin gibi Abdullah şeyin kimdi şimdi unuttum. Manchester City'nin teknik direktörü işte maç sonu basın toplantısında dediler ne diyorsunuz filan. Ben dedi bu maçla ilgili bir UEFA'ya başvuru düşünüyorum dedi. ne oldu ki maçta yani? Bu dedi Fenerbahçe'de oynayan dedi Can Bartu dedi. Maçın yarım saatini kendisi oynadı dedi. 20 dakika 25 dakika topu köşede tutmuş. <laughs> dediler ki o ne demek ya? Ya dedi tacatıyorum. atıyor al, biz de atıyorlar tacı, can alıyor topu bizimkine vurduruyor, bir daha taca çıkıyor. iki dakikada taçtan geliyor, alıyor, bir daha vuruyor köşe, bir daha taca gidiyor. Top oyuna girmedi 25 dakikayı, yarım evet, saatte. Aynen ya. doğru, bu ifadeler var. Vallahi ya. Şimdi Abi, biz büyük takımız böyle vakit geçirmeyiz diye düşünüyor ya takım. Abi bunu yapan Brezilya'da hatırlayın Dünya Pası da bize karşı yaptı öndeki. Ay bak bu, bunu yapan da Can Bartu abi 6 sene İtalya'da oynamış biz ya, ya. Doğal fenomen doğal doğal oyuncu. Ronaldo da, da bize karşı yaptı. Corner Drain'in orada. Ha, ha bravo. Bravo. Dünya evet. Kupası'nda. Evet, Türkiye abi. Türkiye'ye karşı. Evet abi. Ben Brezilya'yım demedi. Evet. Süreyi oynadılar. Evet orada. abi. 1 0lık maçın. Evet. Evet bravo. Yani. Aynı. <laughs> Vallahi... Yani, futbol futbol biraz zeka oyunu aynı zamanda çok kaba bir oyun gibi görünüyor ama yani, yani e, düşüneceksin strateji saptayacaksın maçın akışı içinde yeni bir program yapacaksın. Tabii ya. ee, o tabii büyük futbolcular Bunu aynı oyuncular zamanda yapar. akıllı o, oyuncular da da yapacak. Olurdu. Evet. Hayır, sen Olucu... Topu Saklar mesela start yapma diyordu. Kayseri'de bir maç Hacı Antönör, Galatasaray 2-1 galip. Ya diyor ki topu getirmeyin buraya. Orada tutun diyor. Yapmayın, tutun diyor. Tutmalar bir korner. Ha, Gökhan Ünal'dı evet, kafayı vurdu. 2-2 evet. bitti maç. Gökhan evet. Maçtan sonra dedi ki Hacı ben mi ne ne yapayım dedi. Dedim ki onlara e, bu topu orada tutun. Maç bitti tutamadınız. Bir ders bir evet. korner oldu. Golü Evet abi. Güven Taner'inde. Galatasaray, Galatasaray konusu soğumadan bir iki şey söyleyeyim. E, her şeyi kardeşlerim çok iyi anlattılar. Ama e, şu var. Kemal e, Şumudika'nın yanlışını anlattı. yok güçlü savunma. Ama Belki üçlü savunmayla da iyi iş yapabilecek bir takım ama takım henüz takım temposuna girmemiş. Yani takımı e, Gaziantep'i hazırlamamış adam. Hazır bir takım değildi. Şimdi e, Galatasaray'ın en büyük özelliği bu maçta çok zaman görmediğimiz işte Fatih Terim maçtan sonra kendisi söyledi bize 600 küsür pas, pas yapardık. Bu sefer 400 küsür pasta kaldık dedi. 400 küsür pasta kalması Fatih Terim'in takımının kötü bir notu değil. Olumlu notu. E tabii. Çünkü çünkü yana 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 gereksiz paslar yerine öne e, olumlu e paslar alan paslar hem genişlemiş hem geniş alanı kullandılar. <laughs> e geniş alanı nereden buldular? <laughs> kıyamet gibi. <gülüyor> <gülüyor> kıyamet, gibi <gülüyor> <gülüyor> kıyamet gibi alan bıraktı Gaziantepspor. Doğru. Gaziantepspor demiyor. Gaziantep, futbol, kulübü. Gaziantep yani, diyelim. Yani Gaziantep. <laughs> Bu Gaziantep'in hatası. Geçen sene de bu Gaziantep bu şimudika ile böyle başlamıştı. Çok gol Fenerbahçe ye Fenerbahçe'den yemişti. Fenerbahçe'de evet, yemişti. Ondan sonra uyandı biraz daha dinamik bir takım haline geldi. Yani Gaziantep'in bu hatası da Galatasaray'a yardımcı oldu. Ama Galatasaray bu kadar çok boş alan buldu. Ee, ...aralara çok çabuk ilk topları kullandılar, attılar. Taylan'ın etkisi çok fazla. Ben Fegüli'yi her zaman beğeniyorum. İyi o maç olmayan maçları var ama... ...adam futbol kalitesi olarak bence e, yüksek değerde bir oyuncu. Çok çabuk. Ya Falcao gibi bir golcü var. Dünyada adı çıkmış golcü diye. Attığı golü... penaltı golünü söylemiyorum. İkinci golü atarken etrafında... 20 metrede kimse yok ya. Tabii. Ee, onu böyle, böyle en bir rahat takı... gollerinden Böyle at. bir şey yani olur mu? Böyle evet. bir oyun olur mu? Ha. Ama Falcao'nun o boşluğu, boş kalışını kapatabilirdi rakip savunma. Feguli'nin attığı top, Feguli attı değil mi? Fragula. Feguli. attığı top o kadar çabuk ki rakip savunma da Ama yine de alacak. penaltı noktası da Falcao unutulur. Boş <laughs> Evet. yani o o bir şaşkınlık. Ee, o çok büyük hata. Galatasaray'daki bu değişim Fatih Terim değiş, Fatih Terim'den mi kaynaklandı? Ben biraz da futbolcu kalitesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çok daha az ama daha olumlu pasla hücuma gitmek, öne çıkmak, çabuk top kullanmak Galatasaray'ın bu seneki en büyük yeniliği bana göre. Mesela Taylan'ın durumu, şimdi oraya adam aranıyor değil mi? Taylan'ın yanına, Taylan'ın ikincisi veya Taylan olmadığı zaman veya formsuz olabileceği, cezalı olabileceği zaman kullanılacak adamın aranması lazım. Taylan'ın yerine adam aranmaması lazım. E adam sana en güzel oyunu göstermiş. Ya onu arıyorlar zaten. Yani ha onu niye yok sayacaksın? Yani şimdi Lemina gitti, seri getiremiyoruz derken e Taylan çıkmış sana o işi yapıyor. Yani değil seri mi? yapabilirmiş yani. Evet. Adamın bir hakkını Doğru e, vermek lazım. Evet. Bir onu e, değerlendirmek lazım. Jagne'de Jagne'de hakikaten 7-8 dakikada 3 tane pozisyon çok önemli bir şey. Hem de üç bir önde olan bir takım ee, için. Ama Cagne'de ben bir şeyden korkuyorum. Cagne, bir de Emeni'ke vardı Fenerbahçe'ye hmm. gelip giden. Onda da aynı huy vardı. Bunlar, bu tip futbolcular öyle bir kimlik, bir kişilik taşıyorlar ki diyorlar ki Galatasaray Kulübü benim için var. Fenerbahçe kulübü benim için var. Ben Fenerbahçe için, ben Galatasaray için değilim diye düşünüyorlar. Yani kulübün, takımın önünde görüyorlar kendilerini. Kendileri gol atsın diye, gol atma duygusunu gidersin diye, okşasın diye Galatasaray kulübü Cagney'i oynatıyor gibi algılıyor ben öyle düşünüyorum. İşte belki o de bu yüzden şampiyonluk kutlamasına katılmadı aynı şekilde. Yani yani o zaman He, o, evet. o, o zaman bu tür futbolculara da güvenmiyorum ve ayrıca da isterse bir yılda 98 tane gol atsınlar sevmiyorum bu tür futbolcuları sahada seyretmeyi ben Falcao'yu tercih ediyorum ne bileyim Andone vardı geçen sene o da uzun süre sakat kaldı pek fazla kendini de gösteremedi ama e, yani ona bile razı olurdum Cagney'in bu huyu e, yüzünden. E, Galatasaray'daki en önemli şey bu çabuk top kullanma, öne çabuk gitme ve pası daha az pas kullanarak daha olumlu pas kullanarak öne gitme ve 23 tane şut atmışlar. Bu evet, çok geçen önemli sene bir şey. böyle bir şut performansı Galatasaray'ın tamam. yoktu. Şut atamayan bir takımdı. Şimdi şut atan takıma dönmüş ama Jackney'nin bu sene antrenmanları gizleme şansı olmadı ama benim aldığım bilgiler çok iyi çalıştığını güçlendiğini, iyi formda olduğunu söylemişlerdi. Bir kabul etmemiz gerekir ki bunun o performansını güven abi eee da görüyor. Dolayısıyla rekabet var. Arkadan o ben da eksik bıraktım sen tamamladın iyi oldu. Çünkü evet. Jack Ne bu evet. egosunu çok fazla öne çıkaramayabilir Falco'a gibi bir adamın arkasında. Ama Falco da çünkü. arkada Cagne gibi biri olduğu için o da, de, o da kendisini daha diri tutacaktır Çünkü Falco 15-20 gün evvel bir demeç verdi bir röportajında daha iki sene sözleşmesi var, değil mi? Bir sene var. Bir sene. Yani 35, 36 yaşında, 37 yaşında Galatasaray'la sözleşmesi bitecek. Ondan sonra gidip iki sene de Miami'de oynayacağım diyor. Yani e, Falcao hala da işin sonunda görmüyor kendisini. Doğru. Onun için yaşlar büyüdü zaten ya futbolda. Evet. Onun için e, o da bir rekabet içinde olacaktır kendisini diri tutmaya çalışacak. Ronaldo dersin. da 35, o da 36 olacak. Juventus oynamaya devam ediyor. O 33 yaşında. O 70 yaşına ne? kadar oynar abi. Oral, nasıl <laughs> bakıyorlar yani? adamın adamın vücut yaşı 23'müş ya. <laughs> tabii işte onu dedim. Bu nasıl oluyor be? Enteresan bak. Bu adamın özel odası varmış. Tabii, Anlattılar. Tabii. İçeri giriyormuş. de el parmak kendi eliyle açılıyor. Yatıyormuş iki saat. Kalkıyormuş tabii. bir saat antrenman yapıyormuş. Tabii. Fitness'ta. İki saat yatıyormuş yine bir saat yapıyormuş. Bu kadar çılgın bir çalışan adam görmedim ya. 40'ı 40'ı da oynar bu yani. Şey, abi, 70 abi. diyor ki bu <gülüyor> abi. Abi, <gülüyor> görmüyor musun abi? İnanılmaz ya. Böyle bir adam olmak kolay bir şey değil ama, ya. Ama ama bu da vallahi i̇şte Emre Belözoğlu da aynıydı işte 40 yaşında ya. Biraz bir bir, bir bir an evvel kitap yazmalı. Nasıl yaşıyorum, nasıl futbol oynadım diye. O bir kafeye yani, çıktı geçen sene hatırlasanıza. Evet evet. Kuralları çiğneyen <laughs> <Çiğneyim>. mesela, <laughs> kaç, var? bir var. Ne kadar kaç metre çıktı orada? Ölçü yaptılar. Evet. Bizim yukarıdan biri düştü galiba yani. E, tabii. Tabi. Aynen öyle. Adam düştü gibi yani. Yine röveşatası var biliyorsunuz. Ol, o, balkondan o, o yaptı. Yani. <laughs> Balkon yapmacını. Doğrusu ne röveşetaydı ya? Kaç metreden attı evet. o <laughs> Olmak Almak için alıyorsan olmuyor bu işler. Bu sefer göndermekte zorlanıyorsun. Tabi. Parayı veriyorsun gönderiyor. Atıyor sözleşme çünkü bunlar nereden baksan Kiralık mı alıyor Trabzon? Kiralık mecburen. Şu anda sözleşmesi devam eden oyuncu. Bir sezonda. Evet, tamam. kiralık alacak. Bir sene daha sözleşmesi kiralık var. Kiralık alacaklar. Evet Haziran yani, son olmaz. kiralıkta bitiyor. idare edersin. Ama yani sonuçta alacağın oyuncu sakat mı değil mi ona iyice bakacaksın. Alabilir. Ya. Sakat oyuncuyla ne işin var ya? Uğraşıyor. Afobe sakat değil tamam. gelden, evet, ama şimdi oraya geldi. Yani gelmemiş. ben genel olarak söylüyorum. Birçok oyuncu için. Geneli hiç... söylüyorsunuz. Ben Türkiye de açıyorum ki. Hani yeni oyuncu tamam. getirdik. Sakat dedi Levent Uzeman. Aa, demesin, demedim Trabzon. öyle bir şey canım. Ben Afobe Yok yok hani. Genel anlamda. Afobe geldi şey. yazarken altta da sakat. Aynen. Hayır. Sakat olsun, oyuncu olsun canım Trabzon spor için hayırlı olsun. Ben bir şey demiyorum. Bu ben sakat, oyuncu tanımıyorum yani zaten. Sakat futbolcu konusunun bir başka boyutu da var. Şimdi sakat futbolcu almak. işte Van Persie gibi bu kulüp yönetimi sakat futbolcu burada niye geldi? <laughs> yönet... Hayır hayır ben şimdi bak... <laughs> başkan... başka başka tarafı <laughs> aç... geçireceğim. <laughs> o kulübün hatası yani belki de e, başkan dedi ki bu işte 15-20 gün sonra iyileşir <laughs> hesabıyla ama sakatlık kronikmiş. Şimdi bir o tarafı var bir futbolcunun sende sakatlanması var ve sakatlanmada bu işin doğasında var elbette bir suç değil olabilir ama uzun süreli sakatlıklar var. Şimdi mesela geçen sene Dorukan tam doğruya çıkmışken milli takımlarda falan arka, pat diye gitti. Bütün sene hemen 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 deyip zaten bütün sene oynamadı. Şimdi Gaz Trabzonspor orta sahasında Sosa'yı kaybettikten sonra adam koydu. Trondsen, Trondsen gibi adam ki 6 ay, ay yok. 6 ay yok. Şimdi bunun gibi daha birçok örnekler verilebilir, çoğaltılabilir bu örnekler ki geçmişte de oldu, gelecekte de olacak. Gençler bilir bir oyuncusunun ayağı ayak zoru koptu <laughs> geçen gün. Şimdi bu adamlara mesela öyle bir adam ki e, siz 3 milyon 4 milyon avro veriyorsunuz önemli bir para bütçeniz için ama oyuncu sakatlanıyor. Su suçlu değil elbette işin doğasında var ama sen ya kontenjanın dolu olduğundan, ya başka paran olmadı. Bunun sakat oynamıyor, hizmet vermiyor. Ondan bir şey alamıyorsun. Sporsif bir değer üretemiyorsun. Ama parasını ödüyorsun. Tabii. Kulüp harcamasını yaptığı halde hizmet Hı -hı. alamıyor. Yerine yenisini de alamıyor. K kötü duruma düşüyor. E, şey, i̇şte ile ilgili açıklama yaptı Sergen Yalçın. An bu sakatlığı var dedi. Ne zaman nüksedeceğini bilmiyoruz, bilmiyoruz. dedi. Evet. Onu kendine ayrı özel bir sakatlığı var dedi. İlk kez samimi bir şey söyledi Sergen Hoca'ya. Şimdi, şimdi bak benim vurgum şurada. Bu tür şeylerde e, futbolcu tamam oynayamıyor ama parasını alıyor. Ama kayba uğrayan kulüpler. Evet. Kulüp kulüpler olmazsa futbolcu neyi kazanacak? Biz kimi konuşacağız? Neyi konuşacağız? Yani ön, asıl değer burada kulüplerin sağlıklı yaşaması. Mutlaka. Şimdi böyle uzun süreli oynayamayacak durumda sakatlanan futbolculara karşı sistem FIFA mı bulacak, UEFA mı bulacak, TFF mi bulacak Türkiye'de veya hep birlikte mi yapacaklar? Kulüpler birliği mi? Bu tür konuların üzerinde kafa yormaları bu işten kurtarmaları lazım kulüpleri. Kulüpler zaten bataklı. Bir de adam veriyorsun sen bir sürü iki futbolcu alıyorsun. Orta sahada önde işte beni şampiyon yapacak diyorsun. 10 milyon avro harcıyorsun. Harcamalar gitti, hizmet yok. Kulüp şampiyon olacağım derken zor sekizinci oluyor. Böyle şey olur mu ya? Peki. Ee, şunu belirtelim. A Afobe sakat <gülüyor> değil. Değil <laughs> değil değil. Sakatlık değil. konusuna hayır başka hayır. bir noktadan geldik ve uzun uzun konuştuğumuza bakmayalım. Ee, 2015 sezonunda 2.6 milyon euro karşılığında Wolverhampton'a transfer olmuş. 2016 sezonunda 13.30 milyon euro karşılığında... Bournemouth takımı ile sözleşme imzalamış 2018 sezonunda tekrar eski takımı Wolverhampton'a e, geri dönmüş ve 11.4 milyon euro bonservis bedeliyle yani e, geçmişte çok önemli transferler yapmış evet, bir isimden bahsediyoruz. Yani. 2019 sezonunda da 13.5 milyon euro karşılığında <laughs> Stoke City ile sözleşme imzalamış ardından da Bristol City takımına kiralık olarak e, verilmiş. beklentilerin çok yüksek olduğu bir oyuncuyu. Trabzonspor İstanbul'a getirdi. Transfer görüşmeleri dair detayları da Aspor ekranlarından paylaşacağız diyelim ve gelelim Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçına Kemal Bergin. Efendim şimdi Fenerbahçe tabii aşağı yukarı yeni bir takımla ama kaleci eski Zanka Serdar eski Gustavo eski etti 4 Tolga 5 8 tane yeni oyuncu yani bunda Zanka ile şeyi de sayıyorum. Frey'i de sayıyorum. Yeni geldiği için. Ben 12 yani, biliyorum ya. Geldi. Hayır hayır. Yok, Şu yok. Oynayan, bu maçta oynayanlar. oynayanlar, oynayanlar bu oynayanlar. Ha, ben Valencia yani, oynayanlar, var. Maçta oynayanlar. Sinan var. Değil mi? Sinan Gümüş var. Valencia var. Sosa var. Abi oynayanlar sonradan. Ben sana sonra da... dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yeni transfer. 2 tane de Zanka ile Frey kiradan dönenler kiradan, var. Evet. yani bu maçta oynayanlar Rize maçında oynayanlardan söylüyorum. Ama sayı 12'ye çıktı. Ha yani, yani toplam e, bu transfer. maçta öyle biliyorum. 12 diye biliyorum. Bu maçta ben şunu tespit ettim. Aşağı yukarı geçen sene hatta birazcık evvelki senede bir bölümü Fenerbahçe'nin bu Rize maçındaki takımı iki pozisyon hariç hı hı. söyleyeceğim onları dediğim gibi aşağı yukarı hadi bir buçuk sene diyelim, bir buçuk sezon diyelim. Den beri ilk defa toplu oynamaya gayret etti. Yani hücumda toplu oynamaya top daha fazla adamdan rakip sahaya, rakibi sahasına kapsedip oynamaya top rakibe geçtiği zaman da rakibin oyun alanını alabildiğine küçültmek, daraltmak için kendi savunma bölgesine çekilişiyle ilk defa bir buçuk sezondan bu yana toplu oynama organizasyonu gayreti içindeydi. İki tane çok önemli açık verdi. Birinde e, maalesef benim çok beğendiğim Boldrin Altay'a topu resmen kaptırdı orada. Bir tanesinde de yine ona benzer bir pozisyon. Bayağı net pozisyonda. Evet. Yani derinliğine... Fenerbahçe'nin biliyorsunuz savunmasının arkasına akıllıca taşın taşınılan veya atılan topların yüzde doksanı gol oluyordu yani bir buçuk senedir öyle ama bu maçta bunu görmedik çok iki defa gördük İkisinde de gol yok gol başka bir şeyden oldu <laughs> yani Fenerbahçe'nin yediği gol Tabii Fenerbahçe'nin bu toplu oyununa Rize daha akılcı, daha organize bir cevap veremedi. Yani <laughs> Rize'nin bana göre bir buçuk pozisyonu var maçta. Fener'in beş tane falan var. Hı hı. Yani. Ve dikkatimi çeken şey şu. <laughs> Rize bir sıfır galip oynuyor. 59'da atılan golle. 75'te Gökhan malum klasik gollerinden birini attı. Birinci direkt kornerden gelen top kafa. Sonra Erol Bulut Gustavo'yu çıkarıp Sosa'yı alıyor oyuna. Bu ben de şu izlenimi bıraktı. Ben bu maçı kazanmak istiyorum, çok istiyorum. Çok riskli bir değişiklik yapıyorum. Bu yaptığım değişiklikten sonra maçı da kaybedebilirim. Çünkü Gustavo'yu çıkartıyorsun. Tolga kalıyor. Evet ama Gustavo da o ana kadar çok da hayır, yani bildiğimiz şöyle, Gustavo gibi oynamıyor. Gustavo senin bildiğin gibi benim bildiğim gibi oynamasa da Fener'in klasiği Mustafa, şu anda. Ön liberosu yani. Yok, geçen sezon çok üst düzey oynamıştı o yüzden. Gustavo'yu evet. Gustavo ile Gustavo kıyaslayarak evet. söylüyorum. Şimdi Tiam Bizim spor medyamızın dünya çapındaki yeni gol kralı. <laughs> hazırlık maçına ettirik yaptı. Babam batar. <laughs> ne dedim sana perşembe günü burada ana haber yaptık Doğru, beraber. Doğru beraber. Hepsi yalan bu sahi, lig sahidir. Hazırlık maçları öyledir. Tamam mı? Şöyle bir algı oluştu ettirik yapınca. Şimdi hazırlık maçına geleceğim biraz. Bir daha. de altın ettirik biliyorsunuz. Ha? Sağ sol kafa. Gerçek ha, 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 ha. ettirik. Tabii. <laughs> o hazırlık maçı. Şimdi birazdan geleceğim bu hazırlık maçının... Türkiye Ligi'nde de bu lig maçında oynandığını bakın arkadaşlar. Anlıyorsa. Lig maçında bir hazırlık maçının oynadığını söyleyeceğim bir takımın. Neyse buna çok yani dikkat ettim. Toplu hücum, toplu savunmayı mümkün mertebe oynayabilmek adına çok gayretli bir Fenerbahçe seyrettim bir buçuk seneden sonra. Ha böyle oynayarak altı gol mü attı yok iki tane attı o ayrı hikaye ee, Ferdi Sinan değişikliği var bu da bir enteresan belki de hani sezon başı yorgunluk falan filan Ferdi kabul etti Tabii... yorgunum dedi, ha, dedi Ferdi değil mi kabul etti. Ha, Öyle mi bir onu duymadım hı hı. şimdi burada enteresan bir şey dikkatimizi çekiyor bilmiyorum sizin de çekiyor mu Ozan Geçen sene Fenerbahçe'nin belki de ayakta kalan Gustavo ile yegane oyuncusuydu. Öyle mi? Doğru. Garib ben ama... öyle görüyorum, öyle ha, biliyorum. Evet. Farklı bölgelerde Gojur... de oynadı sağda. Tabii. golcülüğü de Saabek... var. Libero be. şey stoper oynadı stoper oynadı ne istersen oyna. Evet. Sanki bu sene makas yiyecekmiş gibi bir hal var. Yedi zaten. Bende de de, ben de başka <laughs> duygu var. Sosa oynarken Sosa'yı çıkarıp Ozan'ı koyacaklar, göreceksiniz. Ona sığınacaklar. Bilmiyorum. Öyle maçlar olacak. Bilmiyorum. Ee, yani bende Fenerbahçe'nin bıraktığı en önemli izlenim bu söylediğim toplu savunup toplu hücuma çıkabilme deneyim, denemeleri e, yani yüzde 60'ın üzerinde de başarılı evet. oldular diyebiliriz. Ama tabii ki şu anda çok net değil. Bir de karşıdaki takımın hiçbir şey yapamaması da çok kötü oynayışı da bunda önemli etkenlerden biriydi. Ama en azından bir böyle e, artıya yani bir eksik artıya dönmüş durumda gibi gözüktü. Şimdi tabi bu maçın en çok üzerinde durulan meselesi 86. dakikadaki penaltı. Fenerbahçe evet. kazandı. Ben evde maçı seyrederken not alıyoruz. Seyre işte, seyrediyoruz, <laughs> Düdük çaldı hakem. Hadi kambura yattı ya dedim şey için. Fenerlik. Tiyam kimdi o? Valencia. Valencia. Ha Valencia. Hatta hanım dedi ki ne demek ya o kamburu yatmak Anladın mı? Biz kamburu bir tek diriliş Ertuğrul'dan biliyoruz. <laughs> şey var ya kilise çan çalan kambur. Quasimodo <laughs> ya meşhur moda ya. <laughs> <Ta> şey. Quasimodo öyle. Şey, mu Dame'ın kamburu. kamburu Anthony Quinn'in canlandırdığı. Evet. Versey için. <laughs> o ne demek ya kambur dedi. Dedim ki böyle böyle dedim işte yani sen kafaya çıkmayayım önündeki kafaya çıkmayayım. sen dedim altında böyle yatarsın. Dolayısıyla onun dengesiz olur senin üstünden yere düşer dedim. Aa dedim sonra ne var senin Penaltı verdi hakem dedim. Ve en küçük bir hani vardan ya hoca da bir dakika yani var hiçbir şey yok. Tık penaltı. Benim ölçülerime göre bunun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Bir top geliyor yüksek. Hı hı. Ben savunma oyuncusuyum. Yüksek bir top geliyor. Kafaya çıkacağım büyük ihtimalle gelişe göre. Kafaya çıkarken asker gibi mi çıkacağım? Şöyle iki elimi hazır ola alıp böyle ki gebereyim, öleyim diye. İnsan fisiyoz. Ne, Fizyolojik ya. Daha iyi kalkmak için havaya, daha iyi güç almak için ellerimi açarak kalk. İster istemez. İster bari. istemez. Sen de benim arkamdasın, hücum eden takım oyuncusu olarak. Şu vaziyette arkamda duruyorsun. Ve kendini öyle bir yere atıyorsun ki zannedersin ki adam altı ay hastaneden çıkmaz. Düt bir penaltı. Şimdi bilmiyorum benzeri pozisyon olur mu rast gelir miyiz onu tabi bilmek mümkün değil. Aynı hakemin benzeri bir penaltısını da beklerim ben. İnşallah tanık olurum yani bilemiyorum tabi şimdi bütün maçları seyredemiyoruz hepsini. Ve Sosa geldi penaltıyı rahatlıkla gol yaptı. Şimdi burada önemli olan hep onu da söyledik demin. Fenerbahçe'nin stoper mevkine oyuncu arıyor. Aldı da galiba. İki tane aldı İki tane ha. aldı değil Hı. mi? Lemos'la Tiseron. Tiseron <laughs> da geldi doğru ya. Beş oldu beş. Beş. Toplam. Ee, Serdar şey var, Zanka var. Bir de Sadık, var. Sadık var. Sadık var. O Sadık için neler yazıldı, neler söylendi. be. Türkiye'nin Puyolu. Ha, kay sana kurban Saçları. <laughs> Saçlar, Vallahi Cüneyt. <cüriydim. gülüyor> <laughs> Enteresan bir adam şey. <laughs> Ama, Ama dediler ben oturuyorum onlar. yani. Ya neler aklına geliyor. E için 30 gol atar dediler. Tiyam için öyle dediler abi. Demediler mi abi 30 gol dediler. atar bu sezon diye? Abi ona da çok meraklıyız ya. Kemal iyi açtın. Kaç <laughs> gol atarsınız? 128. Ondan sonra 127 atsa adam niye yalan söylediniz diyecekler Ama abi 39 yani. 39 <laughs> hafta daha var Kemal. Kaç? 39 hafta ya daha var. Ya da. var da. Yani şöyle. Üçer iki tane üç tane pozisyona girersin araya kaçarsın atarlar alır göğsüne vurursun dışarı gider kaleci bu falan. Bunlar dersin ki ya kardeşim bak bu adam yapacak bunu. Yani zaten o şeyleri Frey bakma. Frey çok eleştiriliyor belki biz de eleştirdik ama oraları bu hareketliliğiyle Tabii. yıpratıp ama açmasa. Maçta çok iyi atire, şeye, Evet. Yapmasa onlara da onlar da olmayacak yani. Evet. <laughs> Yani bizde böyle bir yere yani hazırlık maçında tutuyorsun abi üç tane dört tane gol atıyorsun seni gol kralı yapıyorlar anında Türkiye liginde. Ya yapmayın bunu ya. Altay'ı da konuşacağım demiştiniz Kemal Bergin'e hatırlatmak. Ya Altay şöyle ben yine biraz evvel söyledim yani yerli kalecileri konuşacağım. Başlarında da söyledim ben büyük takımda bugün Türkiye'de kaleci olduğunu muslera hariçten. O bence bu için. maça göre konuşursan Altay şeyden e, Bodrin'in pozisyonunu evet. engelleyerek evet. maçı kurtaran adam gibiydi. Zaten 3 evet. yıldız daha almış. He. Evet. o zaman onlara bakma sen, yıldızlara. <laughs> Şimdi kim dedi ya? Ha karşı karşıya da çok iyi kaleci dedi. Yalnız dedi, yan toplarda çok dedi. Zafiyet gösteriyor dedi. <laughs> Elinden çok top sektiriyor dedi. Ne kaldı? Ne kaldı? Uzaktan şutlarda. <laughs> belki. He? Uzaktan şutlarda ve karşı karşıya da iyiyse. Yani bilmiyorum ben ben bugün şahsen. Ama o da genç kaleci ben gençlerin yanındayım. Çok yanı ilginç ama. Ya ben karşı kaleci Antonio Kraft Harun'u tutuyormuş daha çok o da ilginç. E o çok zaten konuşuldu. Zaten dedi Harun'la Harun, Harun başlayacak dedi. diye konuşuldu. Harun Herkes dedi. kaleciyi kaybetmemek için Altay'la ayla başladılar. Ama öyle dediler yani bize Fenerbahçe'den Gelen duyum mu konu dedi? Muhabirlerden gelen evet, duyum evet, mu konu dedi? Peki Kemal bu kadar kaleci konuşuyor Şimdi dönelim Ersin'e. Ersin mi daha iyi kaleci? karius mu daha iyi kaleci? abi, abi Veya abi. sen ikisi elinde varsa hangisi peki, oynatırsın? Peki ben bir şey söyleyeceğim abi. sana cevap veriyorum. Ben Turgay Şeren Ali, Göztepe'li Ali Fenerbahçeli Özcan Arkoç, Beştaşlı Necmi mutluyu seyretmiş bir adam olarak bunların hiçbirini kaleci olarak görmedi. O görmüyor. zaman o oraya oraya gelirse galiba. Evet, e, görmüyorum hiç e, işte kaleci de onlar, olarak de onlar böyle kale içi oyulmuş toprak e, zeminlerde Çiğ, oynadılar. Ne yani. toplar? Yani kale <laughs> kale. E, iki Bunların bu, en lastik olanı var olur <gülüyor> <mezde> <gülüyor> de, ha, Neyse ha, yani. O başka şey. Ha, tabii yani. <laughs> ya. Büyük kaleci ha, ama o başka şey. Ya. O var ol başka ben... şey şey Madrid Yani oluyor. genç kaleci Parmakta derken hala ben kırıklıyor. ben şimdi bugünkü Var performanslarını geçen yılki performanslarına bakarak ben e, 19 yaşındaki Ersin'i Karyus'a tercih ederim. Teknik direktör olsam Sen ye kardeşim hataları abi, sen yap diye koyarım abi. Sergen Yalçın da onu yapıyor ya. yani. Abi ye de. Bak. İsteyerek mi çaresizlikten mi yapıyor? Bak, bak. İstekli ha. gözüküyor açıkçası. Sen böyle. ye Bir tamam şey, de. Hızlı <laughs> adam istekli görünür. Ha. Daha iyisi varsa da Sergen hayır demez abi. Ye yani. ye ama yarın öbür gün yolda bir yerlere giderken kazara kazaya uğrarsan, o zaman da ağlamayacaksın Ben bir dönem milli takıma kaleci bulamadığımız. Fabri şu besteci gelse şimdi... ister misiniz? İstemez mi şimdi Fabri gelse? İsterdi Sergen yani. Hoca. Yani şimdi yani o Fabri yok artık aslında. Mesela. O oynatmıyorlar. O yani. milli, takımda de milli takımda kaleci yok. Milli takımda kaleci yok ki ya sen bakma ya ben hiç bir tane milli takımda kaleci var da yani yok benim için bak ne diyorum isimler saydım size. <laughs> varolu saymadım Saydınız başka sıra. şeyden de tabii, tabii canım yani anladın mı? yani Panzer abi vardı altı ay tabii Allah rahmet eylesin. Bu Adalette Ömer vardı be. Allah rahmet eylesin. Yani ne kaleciler seyrettim ben abi. Bunlar kaleci mi Allah aşkına yapmayın ya. Al, al Ama almış işte Hatay. Hatay kala. almış işte abi Fas milli takımının evet. kalecisini sende o sana bir tane. çok etkiliydi ben bu izlerken. Rize'deki Gökhan da iyi kaleci mesela Gökhan. Ben yerli, katılmıyorum. Yerli malı. Ben katılmıyorum. Belli o olmaz. golü Gökhan'ın golünü başka kaleci yemez. <laughs> ha. Ha. Oraya çok güzel bir yere geldin. Yani. Ya antrenörler, futbolcular, Gökhan kaçıncı defa aynı golü atıyor ya? ya? Ya öyle olur ya, mu? Ya, ya. İçeriden <laughs> topu çıkarıyorsun. Senin kaleci önce uçacak, kurtaracaksın onu. Siz hiç mi Ve Gökhan çizgi kalecisi hiç çıkmıyor yan Tabii, toplara bak. oyuncularınıza. Gökhan'ın oynadığı dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe. Gökhan'ın oynadığı bir Maçta birinci direğe orta atma ihtimali varken Gökhan da oradayken Gökhan'ın nasıl alacağınızı size öğretmiyor mu antrenörleriniz ya teknik direktörleriniz? Biz Erzurum'da ya bu konuda hata vermiş ya. diye bile almış. gerek yok. Bir futbolcu çıktığı maçtaki rakiplerini analiz evet. etmez mi önceden? Onu yani. geç. <gülüyor> <gülüyor> Mesela <gülüyor> Malatya Pardol düşürdü bence. Evet Erzurum. Hep Evet miydi? bunu söyledim ve Pardol'u Erzurum oluyor evet. Seyitç'in üzerine. Ya Allah aşkına ya. Kaleci çok ağır, çok kalıplı. Çabuk oyuncu yaptığı hatalar, yaptığı penaltılar. Riskli bir kaleci. Niye alıyorsunuz? Süper Lig'de oynuyorsunuz ya. Mesela Fenerbahçe ilgili bir şey söyleyeyim. Var mı vaktimiz? Var var. Abi bir şey söyleyeyim. Güven abi sonra. Şimdi e, ben bir defa Erol Hoca'nın çalışma şeklini bildiğim için anlatılanlardan dolayı fizik gücü üst düzeyde bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Yani bu sene Türkiye'nin en çok koşan takımlarından biri Fenerbahçe Hı. olacaktır bu tartışmasız. Burada konu başlıkları olarak söylüyorum. Şimdi Rize'deki kadroya baktığım zaman bildiğimiz oyuncular çok fazla. Sonra Kemal abi bunları söyledi. Sinan, Sosa, Valencia, Ozan oyuna girdi. Şimdi buraya girmeyen iki tane stoper var. Biri Tisserand, biri de Lemos. 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 O da girecek mesela. Artı oynamayanlar alt tarafta. Jailson, Dirar, Rodriguez, Mert Hakan, Novak. Yani kadroya bakıyorsan. Şimdi bu kadroyu yönetmek kolay bir iş değil. Burada Erol Hoca'nın marifetleri ön plana çıkacak. Ama ben bir şey iddia ediyorum. Bugün Kemal abi çok önemli bir konu bahsetti. Ben bunu gazetede de dün söylediğim için Kemal abiyi de kutluyorum bu arada. O Frey'i beğenmiyorsunuz ama o Frey var ya darmadan ettiği Rize savunmasını. O kadar koşan, o kadar basan, o kadar adamla uğraş kafayı takarsa ve oyuncu koşarsa o Valencia o pozisyonları bulur yani falan çok gol atar. Öbür türlü bazı insanlar Belki gol vuruşları yoktur ama çalışkanlıklarıyla ön plana Tabii. çıkar. Yani evet Umut Bulut'ta da gol vuruşu yoktu ama öyle çok koşuyor öyle baskı yapıyordu ki yan taraftan Burak iş yapıyordu, dropba iş yapıyordu falan. Bunları bir hatırlatayım. Bir de ben e, tıpkı geçen sefer de bunu söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. 90 an içinde kalsın bilgim olarak da. E, nasıl Ceyhun Gülselam'dan vazgeçmedi şeyde. Ceyhun Gülselam çok tekniği yüksek bir oyuncu değil ama orta sahada görev adı evet. rakibi karşılayan, koş çok koşan, basan, rakiple mücadele eden bir adam. Bu tercihin Tolga Ciğerci olacağını düşünüyorum. Çünkü bu da öyle. Belki oynamıyor fazla. Bak hı hı. ben ama Erol kendine ait bir takım özel oyuncuları vardı Alanya'da. Onlardan biri Tolga Ciğerci olacak çünkü koşu kalitesini üst düzeye taşıyan bir oyuncu. Ha topu bazen doğru kullanıyor, bazen yanlış kullanıyor. Aynı ama bir geliyorsun topu rakipten çalıyor. Bir giriyor kademeden Tabii. oluyor Enteresan bir oyuncu. Çok geniş bir kadro var. Bu geniş kadroda saydığım isimlerin hepsi geldikleri takımlarda 11 oynayan oyuncular. Bir dönem Fener'de de 11 oynadılar. 5 oyuncu değişikliğinin bir artı olduğunu düşünüyorum. Yani bundan sonra ligler 16 oyuncu ile oynanacak maçlar. Bunu net söyleyelim Doğru. değil mi? 16-11 ilk 11'de 5'te sonra yüzde abi. %50 oluyor. Kemal abi de geçenlerde ee, senin programına katılmış haber programına. Hı hı. Aynı şey söylemiş. O 5 oyuncu girdi. Kalite katacaktır. Diridir. Nitekim 4'ü girdi. Fenerbahçe ciddi katkı sağladı. Ama yine de e, bir anda defansan Serdar Zanka çıkacak. Oraya Tisseran'la Lemos girecek. Yani bu dengeleri sağlamak, herkesi mutlu etmek çok kolay değil. Bu yüzden dolayı çalışmasını, hocalığını Erol Hoca'nın beğeniyorum. Ama böyle bir kadroyu nasıl yönetecek diye de 40 haftalık süreçte çok merak ha, ediyorum. Bak, ben çok önemli bir yere ne olur unutma girdin. Bugün birisiyle konuştum ben. Çok eski bir futbolcu. İki büyük takımda oynamıştı. Şu anda da Türk futbolunda en önemli bir görevde. İsim söylemeyeceğim, ayıp ederim. Böyle bir takımda çok fazla gruplaşmalar olur. Sen top oynadın. Böyle bir kalabalık takımı yönetmek çok zor. Yeni gelen bir teknik direktör için, arkasında e, teknik şeyin e, yönetiminin bulunduğu bir teknik direktör için, bana göre bu yılın özelliklerinden çıkarak söylüyorum, hiç zor olmayacak. Arkadaşlarımdan ayrılıyorum. Gruplaşmalar neden? olur, güven. Hayır, hayır yönetmek zor olmayacak dedim ben. Bak gruplaş. Ben, gruplaşma neden? olursa yönetebilir misin neden? kolay kolay? Şimdi. Ee, ...gerçi Beşiktaş'la Galatasaray'ın farklı... ...Fenerbahçe'nin biraz daha az. Fenerbahçe'nin 40 lig maçı var. En az 6 tane... ...Ziraat Türkiye Kupası maçı var. Desaire maçlarıyla 50 diyelim. Diğerlerinin 55-56 olacak... ...eğer şeyde gruplara kalırlarsa. Değil mi? Şimdi bu kadar maçı oynayacak... ...bir e, kadro da... ...çok adam kullanılacaktır. Zaten bu adamların bir kısmı da gider. Yani... Beş tane stoper'den en az birisi gider. Mesela Zanka, Frey'i sen söyledin. Frey benim notumdaydı. Ben artık konuşacak bir tek o kaldı. Frey'i konuşayım derken onu da kaptırdım. Yani Frey de maçın iyilerinden biriydi. Tabii. Bir, e, Fenerbahçe maçı nasıl kazandı? Bir, e, kulübe zenginliğiyle. Kulübeden gelen adamlar olumlu katkılar Hı -hı. yaptı. İki, Rize sporun golü attıktan sonra yavaşlamasıyla, korunma içgüdüsüne düşmesiyle. Ama ben aynı zamanda yani elbette ilerleyen zamanda daha iyi koşan, enerjisi tükenmeyen bir Fenerbahçe göreceğimize inanıyorum. Çünkü beş adam değiştirerek enerjiyi de geliştirebilirsiniz sahadaki. Ama Rize karşısındaki Fenerbahçe'nin ikinci derecede temposunda düştüğünü gördük. Yani Doğru. ilk başladığı gibi e, basarak oynayamadı, e, temposunu kaybetti. Şimdi değişik bir tarafa gideyim. Bir de Zanka var Fenerbahçe'de. Zanka da kiraya gitti, döndü Fenerbahçe'de kalmayı düşünüyor. Onun için çok öfkeli bir oyun oynadı. Ona buna yani hem futbol olarak agresifti hem de e, ilişkilerinde e, rakibe karşı, hakeme karşı agresifti. Bu şey için çok büyük bir e, tehlike Fenerbahçe için. Hele Serdar Aziz Zanka ikilisi var ya <laughs> oh, onlar oynasa devamlı yani <laughs> Fenerbahçe'nin başı çok derde girer. Ben başka bir şeye e, değineyim, farklı bir şey söyleyeyim arkadaşlarımdan. Ben Fenerbahçe'nin yönetim kurulunu kutluyorum. Şimdi şeyde harcama limitlerinde en düşük seviyedeydi değil mi açıklandığı evet. zaman. Eyvah Fenerbahçe adam alamayacak. Alsa lisans çıkaramayacak dedi. Fenerbahçe yönetimi 12 tane adam aldı bugünkü bu güne göre değil mi? Aldı ve bunların hepsi kitaba uygun. Değil mi? Çoğunu bedava aldı. Büyük bir başarı. Mesela ne bileyim şey e, He, şeyden Kasımpaşa'dan hediye futbolcu bile geldi yani. Tabii Galatasaray'a da geldi. Galatasaray'a da geldi. Galatasaray'a gelmedi abi. Galatasaray kaleci, Parti. kaleci bir parayı bıraktı. Ha. Aa, öyle hikaye yapmasın Kasımpaşa. 1 milyon 200 bin lira alacağı vardı kaleci Fatih. In. Orada bıraktı Tabii parayı geldi. Yapmaydı? O peki bir iki Onu bilmiyor mu oldu? Onu da öyle alacak verecek yok. Tiyam'ı hediye ettik dediler bu kadar. E tamam işte yani. yani. şey... E, hediye ile geldiler. Ama, Ama, kaleci açıklama yaptı o konuda Galatasaray'da. Parasını bıraktı geldi. Yani ben bunu Galatasaray yönetimle konuşuyorum. Hani hediyemiş gibi kale, Tiyam'la kaleci aynı şey mi ya? Hediye anlamında. o Hay zaman ya, Koyta'yı o... da Beşiktaş'a hediye etsin. Yok hiç Gazap parayla bile evet koyta hediye etsin beş parayla bile vermiyor ne hediye yani. <laughs> parasıyla bile vermiyor neyse onların bileceği iş yani Fenerbahçe yönetim kurulu e, ligin başlamasına Saatler kala değil mi hı hı. bir gün öncesi saat 5'e doğru her şeyi çözümledi. Doğru. Bunu çözümleyebilmek o günün işi değildi. Bu bir yatırım. E, şey işi. aldı değil mi bir de kredi aldı. Kredi işte bütün maddi yönü çözdü yani. oraya. Hani, onu Her şeyi çözdü diye onun için söylüyorum artık o ayrıntıya girmenin gereği de yok. E, bu bir şey başarı. Bir de şuna bakın. Şimdi Gökhan Gönül. Gökhan Gönül. Beşiktaş'tan işte 1800 alırken ondan sonra Beşiktaş 800 teklif etti kalmadı. Ama zaten 2800 de teklif etse belki kalmayacaktı. Çünkü Gökhan Gönül'ün de işini bitirmişti Fenerbahçe. Beşiktaş'ta oynarken onlar iş ahlaklarıyla oynadıkları formanın hakkını vererek oynadılar. Gökhan Gönül'ün anımsayın şöyle belki akıllarınızda kalmıştır. İzleyicilerimizden de kalanlar olur. Gökhan Gönül Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye gol attı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği gol maçta zaten. golü attıktan sonra yüzüne bakın Gökhan Gönül'ün. Ya işimi yaptım. Oh ama iş, yaptığımda iş mi benim der gibi. Yani mutlu hem, değil yani. Evet. Yani hem e, görevini yapmak iş ahlakı açısından doğruydu ona sevindi hı hı. hem de Fenerbahçe'ye gol atmış olmaktan <laughs> ötürü üzülmüş gibi karışık bir yüzü vardı. Ben dedim ki Beşiktaş buna 5 beş milyon da verse gitmiş Gökhan. Yani Kaça gitti fena, acaba merak, fena, merak ediyorum. İşte o gizli. Bedava niye, bedava. Niye gizli? Caner mesela. Bedava. Niye paralar alıyorlar. Onlar da bedava. onlar da gizli. Şimdi Beşiktaş da onlara elbette bedava oyna diyecek değildi. Yani bir sene öncekini vermeyecekti ama ona yakın bir para verecekti. Fakat onlar zaten sözü kesmişler. Benim geleceğim nokta Caner e, Gökhan'a değil Fenerbahçe yönetiminin çok önceden bu işleri planlaması. Daha önceden işte Gökhan halletmiş, Caner halletmiş, daha başka futbolcuları yani birçoğu tık 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 işin biti önceden bir diyalogların kurulduğu, anlaşmaların yapıldığını gösteriyor. Emre Belezoğlu Ama çoğunun da bonservisi yok. Bak Gökhan'ın yok, Caner'in yok. Valencia'nın yok. hediye tamam. Sinan'ın yok. Novak'ın yok. Mert Hakan'ın yok. Sosa'nın yok. Yani bunlar hep bir ön çalışmayı tamam. gerektirir. E, tabii yani. Bunları ve ikna edip getirmek önemli. Yani. Evet. İşte Burada. orada da Emre Belezoğlu'nun faktörü. Ya kimse Fenerbahçe yaptı bu işi yani. Ya, mutlaka. Kim kanalıya Emre ya, Belezoğlu Fener Fenerbahçe'nin önünde bir adam değil. Fener Emre Belezoğlu şu anda henüz unvanı konmamış Fenerbahçe'nin bir parçası. Yani bir görevlisi. Onun için Hı -hı. ben Emre yaptı Emre. Yani tamam Emre'nin Emre, Emre Belezoğlu'nun e, diyaloglarıyla gerçekleşmiş olabilir bunlar. Ama Fenerbahçe yaptı bu işi. Onu yetkilendiren de Fenerbahçe'nin yönetim kurulu. Beşiktaş yaptı Güven abi niye öyle diyorsun? Dört tane oyuncu aldı bonservis hayır, Fenerbahçe'yi konuştuğumuz için. Mesela canım hayır, şöyle kardeşim. bir şey örnek vereyim. Galatasaray'da <laughs> yedi oyuncu aldı bonservis ödemedi. Demek ki bundan sonra kulüpler buraya gidecekler. Yani gitmek zorundalar. Yaşayanlar yok. yoksa yani. Para yok. yani buna rağmen e, evet. sıkışık durumdalar. E, onun için yani konumuz Fenerbahçe olduğu için ben ve Fenerbahçe'de konuşacak sağ işi lafı bana kalmadığı için ben de bu boyuta geldi. <laughs> yani başarı öyküsü gibi anlatıyoruz ama doğru ben de diyorum ki başarı öyküsünü <laughs> sadece Fenerbahçe üzerinden okumamak lazım. Birçok kulüp bunları Bon servisiz aldı. Onlar da başarılı olarak başarılı olarak ya Ona lazım. bakarsanız şimdi Tabii. biraz evvel Kemal geldi. Biraz sonra Hatay'dan da söz edebilecek vaktimiz kaldı mı? Hatay Spor'un da Hatay Spor'un da birincilikten geldi. Hatay Spor geldi ve önümüze e, iyi transferler yapılmış. Hı. Ne bileyim işte kaleci bulamıyorsa e, atıyorum Beşiktaş veya herhangi bir büyük kulüp kaleci bulamıyorken gitmiş Münir'i bulup gelmiş. Fas milli takımının kalecisi ve e, öyle bir oyun oynadı ki takım hazır. Tabii. Hazırlanmış gelmiş Tabii. yani. Akıllı, akıllı. Akıllı ve bu bu aklı kullanabilecek değerde. Biraz önce ne dedik? Futbolcuların aklı olması lazım, değil mi Levent? Yani aklını kullanan oyuncular var. Nasıl oyaladılar ya son 15-20 dakikayı? Nasıl kullandılar zamanı ve onun içinde de gol buldular yani o oyalamanın içinde de. Yani e, bazı kulüpler bunları hepsini biz hep yöneticiye veririz ya e, alkışı teknik direktöre ama teknik direktörü de oraya getiren ve onun arkasında duran onun istediği kadroları oluşturan yönetimlere de gerektiğinde alkış tutmamız gerekiyor. Ben haftanın, haftanın olayına olayı benim için olayı, şöyle mi? bir şey bir tane var. Üç Hatay Spor, Kara Erzurum yeri çıktılar. Üçü de kazandılar. Kazandı. Üstelik Hatay Spor sahasında oynamadı, kendine ait olmayan bir sahada ligin son şampiyonunu yendi. Bence Sörlot'u başta söylemiştim. Sörlot'un yaptığı iş ahlaksızlığı alttan Hı -hı. olayıdır. Ee, i̇nşallah hiçbir kulübün başına bu tür şeyler gelmez. Kemal Bey siz Medipol-Başakşehir'de konuşacağım demiştiniz. Son söz. Şimdi Medipol-Başakşehir şöyle... Okan Buruk hazırlık maçı oynuyoruz zannetti galiba. Beş oyuncu değiştirmiş. Cemali. Çıkan adam Hasan Ali Kaldırım. Kayık Sara. Rafael. Hadi o neyse. Ne? Mahmut. Mahmut'un yerine Berkay. Hadi. Krivelli'nin yerine Enes. Bu şey Kerim Fıray'ı ben gitti zannediyordum. Alex'in yerine Kerim Fıray. Gitmişti de gelmiş. Gine, yine iki Gitmişti. tane Santrfor. Deplasman ne olursa olsun deplasmanda oynuyorsun ligin yeni takımıyla. Tabii. Hazırlık maçı oynuyoruz zannetmiş Okan Buruk. Abi futbolcular da hiç motive değillerdi ya. Bir dakika bir şey daha söyleyeceğim. Bu çok önemli. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Bey aylardır neler söylemişti? E kredileri alıyorsunuz. iki sene sonra hepiniz batacaksınız. Bunları nasıl ödeyeceksiniz? Dedi mi? Kulüplere <laughs> söyledi. Evet. Kulüplere aldıkları evet. şarkıyla ilgili. Evet. evet. E şimdi sen kendin niye aldın? E bu işler olmaz başka türlü. Ya sen konuşmayacaksın o zaman. Söylediğin lafı kulağın duyacak. Bütün kulüpleri suçladın e Ya transferler ya olmaz. E eleştirdin bütün de. kulüpleri. Evet. Yarın bunları nasıl söyleyeceksiniz? Hepiniz batacaksınız. Ey kulüpler dedi mi demedi mi? Kendi sesi ve görüntüsünden. Duyma değil bu. Doğru. Üçüncü yılda üçüncü defa yeni bir takım kuruyor değil mi aşağı yukarı? Tabii. 12 adam almak yeni ben, değil O başka da yeni ben, ben, ben diyorum ki bir laf ettiğin zaman o lafın arkasında duracaksın. Duramıyorsan o lafı etmeyeceksin. Eleştirme kulüpleri alan almış, borca girmiş. Sen diyorsun ki değil. vay 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 sonra kendin giriyorsun. Boxing. 325'e. Sen Hı. şimdi nasıl ödeyeceksin? E fener battı Nok mı yani noktayı o zaman? Koyuyoruz. Bilmiyorum. <laughs> Bak buna cevap veremem. Benim için de haftanın olayı <laughs> ya yani hafta zaten. beraberliğin olmamasıydı. Bol gollü <laughs> 40 hafta geçmesini temenni ediyorum. Golü çok seven biri olarak. Çok teşekkür ediyoruz Biz sizlere. teşekkür ediyoruz. 90 A'nın sonuna geldik önümüzdeki hafta. 90 A'da yeniden buluşmak. Yine 4-6. 4-6. Bundan sonra hep 4-6. Hoşçakalın.